24'ten iyi akşamlar. Efendim 24 Özel'e hoş geldiniz. Türkiye seçim sürecinde önemli bir seçim. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de milletvekili seçimi. Sayılı gün kaldı. Şu anda görüyorsunuz, size göre ekranın sağ üst köşesinde 35 yazıyor. Son 35. 35 gün sonra Türkiye sandık başına gidecek. Hangi parti ne yapıyor? Adaylar hangi durumda? Seçimdeki son hava ne? Bunu enine boyuna konuşacağız. Çok değerli konuklarımız, ama öncesinde tabii Filistin'de ciddi anlamda bir soykırım var. Bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail'in vahşi uygulamaları ne anlama geliyor? Bu karar nereden çıktı? Bunu da konuşacağız. Kimlerle? Çok değerli konuklarımızla. Profesör Doktor Masar Bağlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Doktor Eray Güçler, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi uzmanı ve aynı zamanda Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi doktor. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ve sevgili Serkan Fıçıcı, Akşam Gazetesi yazarı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Sayın Bağlı, sizinle başlarsak. Şimdi bu Filistin meselesinde Sayın Cumhurbaşkanı bugün Bosna'da konuştu. Çok çarpıcı ifadeleri var. Diyor ki dünya BM ve BM Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesine teslim olacaksa yandık. Doğru. Teslim olmamalı. İkinci Dünya Savaşı'nın artık şartları yok. O yüzden buradaki matematik değişmeli diyor. Hı hı. Sonra da diyor ki bizim kendi kabuğumuza çekilmemizi istiyorlar. Ama çekilmeyeceğiz. Adaletin tecellisi için mücadeleye tam gaz devam. Kibir abidelerini, tehditlerine boyun eğmeyiz, bu böyle biline diye. Şimdi burada hem küresel düzene bir kafa tutma, bir meydan okuma var. Hem de hani bana yeni bir yazılım yüklemeye çalışıyorsanız, doğru, yok öyle bir şey diyor. Bir de hem de bir yazılımın bittiğini gösteriyor. Şimdi evet, dünyanın sisteminin veya dünyaya egemen olan paradigma Birinci Dünya Harbi'nden ve İkinci Dünya Harbi'nden sonra zaman zaman yenilendi. Ve o zamanın paradigması üzerine kurulu olan siyasal sistemlerin oluşturmuş olduğu uluslararası kuruluşlar var. Bu kuruluşların belli bir fonksiyonu yerine getirip kendilerini yenilemedikleri için ve yeni insanlık değerlerini içine alamadıkları için gerçekten insanlığın sorunlarına cevap verecek durumdan bir hayli uzaklaştılar. Yani o dönemlerdeki var olan insanlığın karşı karşıya kaldığı sorunları çözmek için bir mekanizma olarak oluşturduklarından bir kuşku yok. Bunu görelim. Ama artık kendilerini yenilemediler. Tamamen bir çıkar çetesinin eline geçen mekanizmalara dönüştüler ve dolayısıyla dünyanın da tam da Cumhurbaşkanımızın belki hani diplomatik ve matematik diliyle ifade ettiğini, biz felsefe diliyle söylemek gerekirse, o paradigma bitti. Yeni bir paradigma üretmek ama gerekiyor insanlığa. Ama hayır. Erdoğan. Şöyle, siyaseten bir kişi söylüyor ama felsefi olarak da ve sosyolojik sonuç itibariyle baktığımızda kimin ne söylediğinin çok bir kıymeti yok Melik Bey. Şundan dolayı, yani bugün Batı toplumlarının insanlık adına, insan hakları, demokrasi ve özgürlükler adına üretmiş oldukları evrensel standartlarda bir değer yargısının var olduğunu söylemek mümkün değil. Şimdi Avrupa'nın önüne çıkardığı en kıymetli değerin demokrasi olduğunu iddia eden birisine Avrupa'nın taşıdığı demokrasinin buralarda ne manaya geldiğini söylediğimizde hafif bir tebessümle bize dalga mı geçiyorsun diye söyleyeceklerdir. Yani dolayısıyla o bitti. Yani bu paradigma sona erdi. Bu sona eren paradigmanın yeniden üretilmesi gerekiyor. O eski paradigmada ne vardı? 5 daimi ülkenin ortaya koymuş olduğu veto hakları vardı. Hangi gerekçeyle ve hangi kriterle olduğunu gerçekten bilmek istiyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız söylediğinden bu yana birkaç tane uluslararası siyaset biliminde de makaleler de yazıldı ve ben de gerçekten çok önemsiyorum. Ve çok basit sorular sorularak şu söyleniyor. Hangi gerekçeyle bu ülkeler bu veto hakkına sahiptirler? Yani siyasi gerekçe mi, sosyolojik gerekçelerle mi, bir insan haklarıyla etik bir gerekçe mi, ekonomik bir gerekçe mi, ne olduğunu bilelim ki diğer ülkelerde evet, demek ki şu kriterleri yakalarsam ben de 5 daimi üyeden birisi gibi bir pozisyon sahibi olabilirim diyebilmelidir. Ya da ben şu standartları yakalamadığımda bunların gerisine düşeceğim diye bir yargıda bulunabilmeli. Çünkü ya da bir çalışma
şeyinde olabilir. Çünkü şu anki şey mesela en son Kudüs oylamasında gördük. 128 ülke hayır dedi. 35 ülke başka kararlar da var. Yani bugüne kadar Kudüs'le ilgili, İsrail'le ilgili almış başka kararlar da var. Yani uygulanmayan kararlar da var. Kıbrıs'la ilgili almış kararlar var. Ya burada kararın alınıp alınmamasının bir kıymeti yok artık. Yani uzunca bir süredir. Bana göre özellikle iki konu kritik bir konudur. Birisi Afganistan'ın işgali, ikincisi Bosna Hersek'teki katliamdır. Bu iki konu Birleşmiş Milletler'in uluslararası standartlarda o kamunun ya da insanlığın ortak vicdanı ya da değerleri doğrultusunda üretilmiş mekanizmalara dayanan veya meşruiyetini ya da etik kurallarını buradan alan bir yapılanma olduğu konusundaki iddiayı çürüttü, çürütmenin ötesinde boşa çıkardı, bitirdi yani. Peki, Sayın Eray Güçler, bu durumda şöyle bir soru sorma hakkımız doğmuyor mu? O zaman bu uluslararası kurumlar, başta BM olmak üzere ne işe yarar? Ne işe yarar? Evet. Baktığımızda aslında dünyada küresel nizamı korumakla görevli, işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Şimdi bunların mantığı nedir? Birleşmiş Milletler olsun, NATO olsun, işte Avrupa Birliği ve işte buna benzer işte IMF, Dünya Bankası vesaire gibi kuruluşlar, yani uluslararası kimliği olan kuruluşlar aslında bir tek amaç için var olmaları gerekiyor. Şimdi var olmaları gerekiyor. Nedir? Özellikle işte 1 ve 2. Dünya Savaşı gibi büyük felaketler yaşamış olan dünyada artık 3. bir Dünya Savaşı yaşanmasın, artık bir dünyaya bir barış gelsin, huzur gelsin, bir nizam gelsin, işte hak, adalet, eşitlik vesaire gelsin. Şimdi bu şey bu. Çok affınıza sığınarak yani. İddia bu yani. Şimdi mesela deniliyor ki nükleer silah kullanmaya bir karşıtlık var. Niye? Yani gerekçe ne? Niye nükleer silah kullanıldığında böyle hop oturup hop kalkıyordu ya da şurada nükleer silah var oraya müdahale edelim deniliyor. Güya şunun için. Yani bu insanlık suçunu içeren bir fiil olduğu için. Ne demek insanlık suçunu? Toplu katliam yaptığı için. Ne demek? Herkesi katlettiği için. Sivil masum. Peki soralım. İsrail'in şu anda Filistinlilere yaptığının nükleer silah kullanma mantığından başka bir şey var mı? Bakana soruyorlar. Bu kadar kişiyi katlettiniz diyor ki, bu kadar kişiyi hapsedecek yerimiz yok ki. Yerimiz yok. Çünkü yani plastik mermi değil de gerçek mermi niye kullandınız? Elbette yani alıp burada, nereye koyacak? Ama işte bu Eray Bey'in bahsettiği 1. Dünya Harbi'nin olduğu dönemlerde ve 2. Dünya Harbi'nden sonraki dünyaya egemen olan paradigmada nükleer silah kullanmak bir etik ihlaliydi. Şimdi bir etik yok. Yani bir de kriter yok. Yani böyle bir sıkıntı var. Masar Hocam dedi o zaman yani şu anda bir kuralsızlıkla mı karşı karşıya? Ya şöyle tersi keşke o kadar olsa. Ben biraz daha yani aldığımız bilgileri analiz ettiğimizde aslında bu barışı, huzuru, istikrarı, dünyada adaleti, işte ekonomik eşitliği vesaireyi, sosyal adaleti, sosyal anlayışı gerçekleştirmekte yükümlü olan bu sözde kuruluşlar maalesef şu an küresel emperyal araçlar haline dönüşmüştür. Yani bakar mısınız? 1980 yılında 470 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı, 2016 yılında 2443 sayılı gene Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in 1967 sınırları içerisine çekilmesi ve işte Yahudi yerleşimlerini bu sınırın dışına taşırmaması konusunda kararları var. Ama tanımıyor. Şimdi işte bakınız ne oluyor biliyor musunuz? İşte tanınmayan İsrail, yani dünyada herkesin kabul ettiği bir normu tanımayan İsrail'i bu norma üye olan bazı ülkeler bilfiil destekliyor. Şimdi bunun adına baktığınızda o zaman ne yapıyor? Bakınız Filistin meselesi. Yani dünyada Filistin meselesini Türkiye'den başka bu kadar güçlü savunan bir devlet var mı? Bakınız. Yani bunu bu kadar söyleyen bir lider de 13 yok. Erdoğan Aralık, gibi. 13 Aralık 2017 İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesi İstanbul'da toplandı. Ondan sonra bu karar alındı ve Kudüs 6 Aralık'taki
yani 6 gün önce işte İstanbul'daki zirveden 6 gün önce 6 Aralık'ta Donald Trump'ın işte biz Kudüs'ü başkent tanıyoruz, büyükelçiliğimizde oraya götüreceğiz kararını güçlü bir şekilde reddedildi burada. Buna karşı ilk hareket Türkiye'nin inisiyatifi, Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifiyle, liderliğiyle gelişti. Kim ne derse desin. İşte ortada her şey gözümüzün önünde. Bu burada da kalmadı. Hiç kimse beklemiyordu. Bakınız. Öyle bir küresel sosyal hareket üretildi ki kolektif davranış biçimi şekline dönüştü. Ve 128 oyla bu 6 Aralık'ta aynen. Donald Trump'ın ilan ettiği karar reddedildi. 35 ülkede çekimsel. Şimdi bakınız ya. Sadece 9 ülke evet dedi. Onların içinde Amerika'yı sahibi biliyorum, diğerlerini bilmiyorum. Yani, ha, çok... Mikronezya, Bali. Yani falan. İşte ülke mi, ülke mi? Mikronezya. Yani ülke mi değil ve onlar da tartışılan köy gibi yerler. Yani şimdi hani adını bile duymadığımız çoğu şeyde kimse hiçbir şekilde çok fazla bilinmeyen yerler. Yani onlar da işte bir nesildi, uluslararası düzlemde siyasi kimlik olsun diye, bir oy olsun diye orada bulunan ülkeler. Dolayısıyla çok fazla etkisi olmayan ülkeler ama burada mesele şu, bakın anlamamız gereken, bugüne kadar Filistin davası gerçekten Orta Doğu'daki o büyük çalkantıların kurbanı oluyordu. Daha kötüsü özellikle Müslüman dünyasındaki bu parçalanmışlık maalesef, yani çoğu Arap özellikle devletini Araplar değil, Arap görünümlü başkalarının elemanları rejim. Evet, Arap yani rejim, yönetiyor maalesef de. Yani rejim. Ama şimdi bu işte 13 Aralık çok önemli, bakın bunu unutmamamız lazım. 13 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifiyle gelişen ve kolektif bir uluslararası davranış biçimi şeklinde 128 oyla tecelli olan, vücut bulan bu karşıt hareket, işte bu süreçte İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeniden toplanması suretiyle, her ne kadar bu Arap özellikle dünyasındaki o rejimlerin farklı tutumları olsa da Arap toplumlarını belirli bir, Müslüman dünyasını belirli bir istikamete doğru tevcih ediyor. Şimdi bunu bir kenara koyalım, deminki sizin söylediğinizle birleştirelim. Evet, maalesef bugün yani en iyimser haliyle bu uluslararası nizamı nasıl diyelim, uluslararası nizamı korumakla görevli kurumlar bırakın şeyi, bunu yapmayı, etkisiz eleman halindeler. Küresel emperyal güçlerin uluslararası siyasette kullandıkları birer araçsallaşmış kurumlar haline dönüşmüşlerdir. Yani bunların hem niteliği yoktur hem de bakınız hep her şeyi sürüncemede bırakıyorlar. İşte kararlar alınıyorlar, komisyonlar kurulsun mu kur. Yani ne oluyor? Olayın sıcaklığını sürekli soğutarak, ama bu arada planlı ve sistematik bir şekilde İsrail'in bölgedeki işgalciliğini kurumsallaştırma, yerleştirme noktasında da onlara yardım ediyorlar. Yani şimdi bu bir tek hani tarafsız kalmakla ya da etkisiz kalmakla da açıklanabilecek bir, evet, durum da değil yani. Kesinlikle. Dolayısıyla burada işte şakalanmış olan bu ivme, işte en son 30 maddelik biliyorsunuz bir açıklama yapıldı. Evet. Hakikaten son derece önemlidir bu açıklama. Yani artık bu mesele unutulmayacak. Bu meseleye karşı mücadele daha sistemli ve kurumsal hale getirilebilmesi açısından son derece önemli hususları ifade ediyor. Zaten unutturmayacağım diyen bir lider var. Erdoğan Bosna'dan, Avrupa'nın göbeğinden söyledi. Ve hatta şey de dedi, biz sizden daha önce Avrupalıyız. Yani bin yıllık Avrupa geçmişimiz var diye. Fakat hani kendi kabuğumuza çekilmemizi istiyorsanız, hayır öyle bir şey olmayacak. Türkiye kabuğuna çekilmeyecek. Mücadeleye devam dedi ve 5 üyenin insafına dünya terk edilemez dedi. Şimdi ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Yani çok büyük bir devrimci motto. Yani tabii ki Erdoğan'ın bu dünya beşten büyüktür söylemiyor. Hakikaten devrimci bir ara müsaade, bir cümle. Tabii. Hani sizinle, çünkü konu genildikçe böyle uygun şekilde yerleştirmek gerekiyor cümleleri. Şimdi bakınız, bugüne kadar özellikle Orta Doğu'da, yine Orta Doğu'nun kısa tarihine bak, karma karışık olan bu Orta Doğu'da, bu Filistin davası başta olmak üzere bir inisiyatif geliştirebilen tek lider. Aynen. Başka da yok. Aynen öyle. Ne diyorsunuz? Yani Bosna'dan dünyaya yaptığı çağrı. Şimdi Bosna'dan dünyaya yapılan çağrıyı bu gündeme düşen suikast ihbarıyla beraber okuyorum ben. Güzel. Şimdi onu da söyledi. Teslim olacak halimiz yok. Dedi orada bir suikast istihbaratından söz ediliyor sorusu kendisine yöneltilince Sayın Cumhurbaşkanı MİT'ten. Çünkü ciddi bir istihbarat. Yani Amerikanlı teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı bana bu bilgiyi verdi. Da şey yaptı. İfadesini değil. Kullandı Sayın Cumhurbaşkanı ve bu tabii önce yabancı basında gündeme getirildi. İsrailli suikastçilerden söz edildi. Arafat'ı
vuran işte Arafat'a yönelen ekibin devrede olduğundan dem vuran yazılar, yorumlar çıktı. Bosna çok sembolik bir yer. Yani Kudüs'le ilgili ya da bu dünyanın gidişatıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesaj vermesi açısından çok sembolik, çok doğru bir adresti. Bir suikast şeyiyle, gündemiyle acaba bir geri adım attırma çabasında mı oldu birileri? Yani Sayın Erdoğan'ı korkutmak, geri adım atmak. Yani çünkü Sayın Cumhurbaşkanı burada diyor ki korkup geri adım atacak değiliz. Aynen öyle. MİT bize haber verdi ama değiliz. Yani öyle çekilecek halde yok burada. Ve üstüne diyor ki ben bu meseleyi unutturacağımı zannediyorsanız avucunuzu yalarsınız. Aynen öyle diyor. İşte ama şimdi, bu işte özür diliyorum. Bu işte bakın bu şey çok önemli. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın almış olduğu olağanüstü çağrıldı ya. 30 maddelik bir bildirisi var. Onun detaylarına bakılırsa boykot zaten var. İşte Sayın Cumhurbaşkanı bu işin altını doldurmuş durumda. Yani tabii. Oradaki açıklamalar bunun unutulmayacağının da şimdi, resmidir yani. Sevgili bunu Melik, da bir de Yeni Kapı'daki mitingde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir cümlesi vardı. Bugüne kadar bu Kudüs meselesinde olsun, bu artık ilkel, yıkıcı, sapkın bir topluluğun, bu Siyonist Evanjelik koalisyonundan bahsediliyor. Aynen. Ya bunların abi dünyanın sonunu getirmeyi sevap sayan o düzeydeki bu inanışları o şekilde. Evet, bu yıkıcı faaliyetleri karşısında evet hep tepkiler gösterildi vesaire ama Sayın Cumhurbaşkanı bu sefer çok ilginç bir şey söyledi. Bunlar dedi sadece bir şeyden anlar. Bunlar sadece güçten anlar dedi. Bir İslam coğrafyası, İslam ümmeti için bir öz eleştiri koydu önce. Kınamaktan başka bir şey yapmıyoruz dedi. Evet. Sadece kınıyoruz. Bugün de söyledi onu. Ama sonra ilave etti. Dedi ki bunlar sadece güçten anlar. Ve bir aşama sonrasını da ilave etti. Dedi ki nöbeti biz devralıyoruz. Sonra da oradaki işte yüz binlerce insana bu nöbeti devralmaya hazır mısınız diye sordu. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman bütün o diplomatik çabalar, verilen mesajlar, karşıdan gelen tehditler, bunların hepsi bir zincirin halkaları gibi böyle yerli yerine bir mantık çerçevesine oturuyor. Görebildiklerimiz bunlar. Bir de işin görünmeyen boyutunda nasıl bir kavga ve mücadele veriliyor? Yani Türkiye bir taraftan da seçime gidiyor. Tabii. Kritik bir süreçteyiz. Yani böyle bir kavga veriliyor. Şimdi benim görüşüm ne kadar diplomatik çaba sergilenirse sergilensin. Ne yapılırsa yapılsın. Bu Amerika'yı, Amerika'nın ben bir darbeyle yönetiminin ele geçirildiğini düşünüyorum. O evanjelik şeyin, yapının, Trump zaten Siyonizm, Siyonist, Yahudi Siyonizminin ile birlikte Amerikan yönetimini kuşattığını düşünüyorum. Yani etkin bir topluluk var. Yani bunlar layık oldukları yere, tımarhaneye kapatılmadığı sürece biz sadece Filistin'in de değil, dünyanın her yerinde can vermeye devam edeceğiz. Biz bizdekini hallettik. Şimdi evet neyle hallettik? Melik? Ama neyle hallettik? Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Bunlar bir tek güçten anlıyorlar dedi. Her yolu deniyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Bakın 2015 yılında 2015 evet. yılında 11'i çocuk 44 Filistinli şehit edildi. Yani Mart ayıydı. Evet. Bakınız hiç ne oldu? 11'i çocuk bunların. Tabii, tabii. Ya bir kız çocuğunun görüntülerini yani, izlemişsinizdir. Ne oldu hani dediğim gibi sadece kendi öz eleştirimizi yani. Bu noktada yapmak durumundayız. 6 aylık bebek yani. Bir kız öğrenci çantasını boşalttırıyorlar bomba zannedip. Yok bomba ona rağmen vuruyor yani. Neyin diplomasisi yani burada söz tükenmiş. Şöyle ya biraz da hani şöyle bir yani bu işin tuhaf bir fotoğraf var hani daha açık haliyle konuşayım. O da şu yani beni bağışlayın ama hani böyle özellikle şeyin bu Arap dünyası, İslam dünyası rejimleri biraz böyle mankurtlaşmış. Yani mesela işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır. Burada bunlar aktif ama oluyor. Şöyle yani bunları bir aktör olarak görmemek lazım zaten. Yani siyasi bir aktör olarak görmemek. Kukla rejimler değil kukla mi hocam? Rejimler. Adını koymak lazım. Şunu yani. Da çok dillendiriliyor ama
Hani Araplar niye ses çıkarmıyorlar? Ya bu sadece Araplardan ses çıkarmasını bekleyeceğimiz bir mesele değil. Bütün dünyadan bekliyoruz. Tabii. Yani beklememiz de gerekiyor. Tabii İslam dünyasının bütün dışındakiler de bunu meselesi olarak baksın. Tabii ki yani ama bu rejimleri gerçekten bunları yani bir şey olarak görmemek lazım. Yani bir siyasi karşılığı olan, ne bileyim hani bir devlet geleneği olan vesaire falan, bunu görme. Hepimizin tarihini en iyi belki de Türkiye'dekiler biliyorlar. Yani Suudi Arabistan'ın işte Katar'daki açılan kütüphanede yayınlanıyor belgeler. Suudi Arabistan'ın nasıl kurulduğuna dair, oranın kurucu Suud ailesinin İngilizlerle işbirliği tutarak bütün İslam dünyasını, yani sadece Türkiye'yi, Irak bizleri falan. Saddam'ı kim getirdi, kim İran, götürdü? Irak keza öyle. Yani bu, bunları çok böyle hani özgür ağırlığı olan ve sistemin içerisinde bir aktörmüş gibi bakmamız. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünün bu kadar çok tesirli olmasının sebebi şu. Suudi Arabistan söylese bu kadar tesirli olmaz. Ne bileyim hani Afrika'da bir ülke söylese bu kadar tesiri olmaz. Şundan dolayı bu Avrupa'nın ortaya koymuş olduğu standartlara göre bir işleyişi olan, bir siyasal işleyişi olan ve onların meşruiyet kriterleri içerisinde meşru bir aktör olan sistemin içinden bir kişi olarak diyor ki bu sistem çöktü. Dışarıdan birisi dese ki sizin sisteminiz çökmüştür. Yani Tanzanya Başbakanı dese ki Birleşmiş Milletler sistemi çökmüştür. 5 kuruşluk bir değeri yok. Kimse dikkate almaz adamı zaten. Ama içeriden birisi söylediği zaman bu tabii ki kral çıplaktır demek gibi bir şey ve hakikaten çok etkili oluyor. Ve bütün bunlar, bana sorarsanız, bu Filistin meselesi tabii ki bizim için bir defa şu işin şöyle bir tarafı var. Yani sadece bir Müslüman olarak bizim için ve tabii ki hani kutsiyeti olan kıblemizdir, önemli bir yerdir. Bunda hiç kuşku yok. Keza bizim de kişisel, yani Türkiye olarak tapusu bizde olan bir topraktır. Yani bizim diğer ülkelerden daha fazla ilgilenmemizi birisinin başına kalkmamalıyız aynı zamanda. Ya bu bizim çünkü toprağımız, yani kendi öz toprağımız. Tarihsel bir mirastan söz ediyoruz. Tapusu bizde efendim. Yani evet, daha ötesi yok yani. Bizim memleketimiz, yani bizim ülkemiz. Tapusu bizde olan bir coğrafya. Bir de yani bizden aldınız, perişan ettiniz de var. Deme hakkımız deme var. Hakkımız orayı var. Yüzlerce yıl yani barış içerisinde yaşatmış bir devletiz. Yani dolayısıyla biz daha fazla söylüyorsak bu yani ciğerimizin daha fazla yanıyor olduğundan dolayıdır. Daha fazla irtibatlı olduğumuzdan dolayıdır. Ama işin uluslararası mekanizma açısından bence gün yüzüne çıkmış olan tarafa, buradaki konuklar da bahsettiler. Bu giderek dünyaya egemen olan bu çetecinin, bu Siyonist yapının dünyayı nasıl bir sona doğru sürüklediği ve bunun karşısında kimin duracağını, bence burada Türkiye çok kilit bir konumdadır. İnsanlığın kayıp hafızası Türkiye'dedir. Hakikaten buna bir sosyolog olarak inanarak söylüyorum. İnsanlığın zaman zaman kriz yaşadığı, zaman zaman dibe vurduğu, etikten uzaklaştığı dönemlerde Sokrates çıkıp etik için hayatını feda ederek etiğin insanlığın vazgeçilmez değeri olduğunu gösterdiği dönemler olmuştur. Ve yeniden bunu Türkiye'ye gösterebilir. Türkiye bunu gösteriyor zaten. Yani yeniden bir etik değere bağlı kalınması, bir insanlık ortak paydasında buluşulması gerektiğini söyleyerek çok ciddi bir şey yapıyoruz. Tabii ki Filistin bizim için önemli. Tabii ki yani bunlar hiç kuşkusu yok. Ama hocam, insanlık sadece, adına önemli bir şey söylüyoruz. Sadece Filistinliler ya. Tehdit altında değil ki. Değil, evangelik değil. Olmayan Hristiyanlar. Siyonist olmayan Yahudiler. Şimdi yani dünyanın her yerindeki herkes bu grubun hedefi. İstanbul'u fethettiği yani. Zaman Fatih İstanbul'u fethettiği zaman Doğu Hristiyanları, yani bu Süryani, Keldani, Asuriler gelip Ermeniler gelip diyorlar ki efendim biz bu Batılılar, Batı Hristiyanlar büyük bir güç kalbi elde ettiler ve bizim üzerimize bir baskı kuruyorlar. Bizim kendimize ait mezhepsel farklılıklarımız var. Tabii orada Hristiyanlıktan mezhep farklılığı biraz daha derin. Ya bizdeki gibi böyle çok büyük bir şey değil. Neredeyse din düzeyinde bir şey. Ve bize çok bir baskı. Fatih'in zaten Patrik'le ilgili, Ermeni Patrik'le yayınladığı fermanında da bu bir başka inancın içinde bile, yani Hristiyanlığın içinde bile ona bir baskı kurulmasına, onun tehdit edilmesine izin vermiyor. Şimdi dünyanın adil olacağını sağlayacak mekanizma böyle bir şey olmalı. Eğer güç sendeyse o gücü
haraç toplamaya, efendim işte Suudi Arabistan'dan şu kadar dolar para aldım ha falan diye bir maskaralık yapmaya için değil. Yani bunu siz eğer bir gerçekten insanlık için bir değer üretmeye yönelik kullanmazsanız insanlığın felaketini getirir. Şurada şöyle bir yani engelim, bu Amerika böyle bir şey yapıyor bir şu anda. Yok mu Eray hocam? Ya yani mesela düşünün işte Prens Suudi Arabistan Prensi Selman Amerika'ya gitti. Ya uluslararası diplomasi'de var mı bunun örneği bilmiyorum. Yok. 20 gün. Hayır bir de siz Amerika gördünüz ziyareti yani 20 gün kartlar sürdü. Gösteriyor şu kadar milyar dolar. Evet şunu, ya. Değil mi? Onu gördünüz, gördünüz değil ya mi? 20 gün sürüyor. Onun yanında böyle Trump'la poz verirken böyle tuhaf tuhaf şeyler. Trump öyle şeyde ezik. Emlak tüccarı ezik gibi. Ezik tavırlar. Hayır değil mi? Emlak tüccarı tamam, gibi böyle haraç emlakçı ev satar gibi şey kartonu kaldırıyor falan. Ya böyle enteresan işler oluyor. Ve bütün bu enteresan işlere de yani hani keşke birkaç kişi daha olsa ama olmadığı için söylüyoruz. Bir tane adam bağırıyor Erdoğan yani bu işler böyle olmaz diye. Ve işin matematiği de buna engel. Bunun içinde nasıl çıkılır? Yani şimdi şöyle bir durum var. Hani ben bu son dönemdeki o demin arz ettiğim işte 6 Aralık 2017'de başlayan o manivela etkisiyle o krizin işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde geliştirilen o karşıt sosyal harekete dönüşen inisiyatif ve liderliği düşündüğümde şöyle bir manzarayla karşılaşıyoruz. Bunu uluslararası mevcut düzen içerisindeki kurallarla değiştirebilmek imkansız. O yüzden dünya beşten büyük diyoruz. O kadar çok acı çekiliyor ki, o kadar büyük acılar çekiliyor, o kadar gözümüzün önünde insanlık tüketiliyor ki. Yani orada 60 civarında Filistinli şehit olmadı. Orada insanlık gömüldü. Orada insanlık değerleri, etik değerleri, insani ne varsa toprağa gömüldü. Ve hakikaten bakınız küresel nizamı sağlamakla görevli kurumların nasıl bir küresel emperyal araçlar haline dönüştüğünü düşünürsek. Buna karşı işte Orta Doğu'nun yangın yeri olma özelliklerini göz önüne alırsak hakikaten dünyayı nereye sürüklüyor bunlar? Mutlaka daha güçlü şekilde sormak lazım. Yani bu bir tek bizim meselemiz olmaktan çoktandır çıktı. Bakın çok basit bir kronoloji size arz edeyim. Nisan 1979'da Şah devrildi. Yerine işte şu anki İran Molla rejimi geldi. Temmuz 1979'da Irak'ın başına Saddam geldi. Yani bakınız. 12 Eylül 80 Türkiye'de darbe oldu. 22 Eylül 80 Irak-İran savaşı çıktı. Yani ne geldi ondan sonra? Bakınız PKK, 1 ve 2. Körfez Savaşları, Arap yangını ve ondan sonra Suriye İç Savaşı ve şu an bunun altını bir terör ve güvenlik uzmanı olarak burada bir kere daha kıymetli izleyicilerimizle paylaşıyorum ve güçlü bir şekilde altını vurguluyorum. Şu an devlet dışı bir aktör olarak kurumsallaştırılmaya çalışılan Siyonistlerin çok daha haince bir planıyla karşı karşıyayız. Küresel emperyal güçlerin PKK-PYD meselesidir. En son uçları, terminalleri budur. Bunu mutlaka bizim başımıza bela edecek, bütün Orta Doğu'yu dizayn edecek ve Orta Doğu toplumlarını köleleştirecek şekilde evrilmeye çalışıyorlar. Çünkü hepsini dizayn etti. Evet. Yani Irak'ı parçaladı, Suriye'de iç savaş, evet. Suudi Arabistan'da işte bir iç darbe, Birleşik Arap Emirlikleri zaten onun periferisinde. Aynen. Büyük İsrail'i kuracaklar. Mısır darbeyle konsolide edildi. Yani bu adeta bu PYD-PKK meselesi bu için içerisine sokulmuş bir kamadır yani, bir hançerdir. Bunu yakinen de takip etmek gerekir. Şimdi bütün bunları düşündüğümüzde hakikaten dünyayı nereye götürmek istiyorlar bunlar? Bunu sorgulamak lazım. Eğer bunu sormazsak bir gün çok geç kalmış da olabiliriz. Dünya nereye gidiyor? Küresel 15 Temmuz'a götürecekler dünyayı. Küresel yani bunun 15. adını koymak evet. lazım. Ben buna küresel 15 Temmuz diyorum. Biz bunu yaşadık. Şimdi nasıl bir sapkın düşüncedir, nasıl bir inanıştır? Hani bütün inanışlara saygı duyulur da. Küresel yani 15 Temmuz'da Türkiye direndi, küresel 15 Temmuz'da Türkiye direnecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemleri ve bütün dünya sokaklarına, yönetimlerine değil, cesaret yükleyen konuşmaları bu yüzden çok önemli. Çok, evet. O gün yaklaşıyor ve o gün gelecek. Yani çünkü bu düzen böyle gitmez. Çünkü baştan beri Cumhurbaşkanı aktörleri yani evet. sivil aktörleri sisteme dahil etmeye çalışıyor sürekli. Hı. Çok doğru. Yani. Şimdi bu çünkü
akılsızca bir gidişat var. Vicdansızca bir gidişat var. Yani neye dayanıyor? Efendim Büyük İsrail kurulacak. Bütün Yahudiler orada toplanacak. Büyük bir savaş çıkartılacak değil mi hocam? Evet. Armagedon. Sonra Hazreti İsa. Haşa ve kella. Inecek. Yani Hazreti İsa aleyhisselam, evet, peygamberimiz. Gökten bir daha inecek yani. Bunları, evet, kurtarmaya inecek. Bunlara komutanlık edecek. Sonra hepimizi öldürecekler. Tabii evangelistlerin şeyi böyle. Sistematik. Hayır, bu. Şimdi bunlar böyle bir şeye inandırılmış. Siyonist Yahudiler de bunları kullanıyor. İşin sonunda ne olacak yani biliyor musun? Aydınlığa çıkmanız için önce bizim burayı halletmemiz lazım. Tabii, hayır. Bir de evangeliklere, Hristiyanlara buradan düşen pay ne biliyor musun? Siz karşılığınızı ahirette alacaksınız, biz dünya hakimiyeti kuracağız. Yani akıl yok, izan yok, koca koca adamlar, bunlar devlet yönetiyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan yardımcısı Mike Pence ayin düzenliyor Beyaz Saray'da, topluyor bunları filan. Ya ciddi ciddi, yani şu an hani konuşuyoruz diplomasi, mantık, askeri dengeler, terör örgütleri. Daha ortada böyle saçma sapan bir şey var hocam. Yani artık akıldan izandan boşalmış, raydan çıkmış, bu saçmalıklarla dünyayı küresel 15 Temmuz'a sürükleyen, en sonunda işte sivil insanlara işte ateş şeyde yağdırdıkları gibi Filistin'de, artık evanjelik olmayan Hristiyanlar da hedef, Müslümanlar zaten hedef. Dünyanın her Siyonist olmayan Yahudiler de hedef, Museviler de hedef. Sadece dar bir çevre kendileri. Ama yani, dünyaya hakim olacak. Ya ama şimdi ben yani baktığımızda bu Orta Doğu coğrafyasında da hani Erdoğan dışında diğerleri de ebabil kuşlarını bekliyor ya. Ama bu böyledir Melik. Yani aslında bu böyledir. Yani ya, bu dünyanın kuruluşundan beri böyledir. İki tane kutup vardır. Ve iki tane de kutup başı vardır. Yani o temayüz eder. Hadi sen de yap diyelim diğer liderlere. Hadi al şu metni oku. Hadi çık sen de bütün mazlum milletlere cesaret aşıla. Bak biz 15 Temmuz'da bize de yaptılar ama biz direndik ve bunları bertaraf ettik. Hadi siz de deyin diye verelim ellerine aynı metinleri, okusunlar. Tesir olacak mı? Olmuyor. Bu doğal bir şey. Yani bu dünyanın kuruluşundan beri de böyle. Ama ne oluyor? Zaman içerisinde insanlar gerçekleri görüyorlar. Gerçekleri yaşayarak öğreniyorlar. 15 Temmuz'a kadar FETÖ'nün ne olduğunu anlamayan, anlamak istemeyen çevreler o gece bir anda bir aydınlanma yaşadılar değil mi? Dünya da bu aydınlanmayı yaşayacak. O küresel 15 Temmuz'a ama doğru. Ama küresel 15 Temmuz sürüklüyorlar dünyayı. Tespitin, yani orayı sürüklüyorlar. Yani bunu bugün bu yapıya, çete dedi hocam, ben ona keto diyorum. Küresel evanjelik terör örgütü. Keto. Siyonist'i de eşlemek lazım. Evet. Yani şu an resmen Siyonist dünya evanjelik terör, evet, örgütünün tehdidi altında. Siyonist evanjelik terör örgütü. Bu ketoyu görecek bu dünya. Sokakları biz şey bizim yapıyoruz. Ketoyu gördüğümüz gibi onların ketoyu. İnsanları tek, Sayın Cumhurbaşkanı o kadar önemli bir şey yapıyor ki. Sürekli anlatıyor. Sürekli mesajını veriyor. Sert, net, direkt. Diyor ki bak bunu yaşayacaksınız. Sonra uyarmadı demeyin. Uyarma ayet de vardır Kur'an-ı Kerim'de. Size bir uyarıcı göndermedikçe azap edecek değiliz diye. Bu buradan istersen uyarılıyor şimdi, da insanlık ha, yani. Bu buradan şeye de girelim. Bir seçim sürecine gidelim ama şöyle gidelim müsaadenizle. Şimdi bu kadar büyük meseleler, büyük meselelerde iddia sahibi bir Erdoğan, bir lider. Karşısında başka adaylar. Mesela onların sevgili hocam dış politika, dünya tahayyülü, bu Orta Doğu meselesine dair neler söylediğini biliyor muyuz? Bence sadece mesela bugün bu çok özür dilerim tek Muharrem İnce ya efendim İsrail'de niye şey Suriye'de bizim niye elçiliğimiz, niye elçiliğimiz yok? Ben buna kızıyorum Suriye'de. Suriye'de elçiliğimiz yok. Niye elçiliğimiz yok? Ben buna kızıyorum. Büyük, bu büyük eksiklik. Suriye mi var diye bir sorsaydım. İşte yani icatlarından biri hemen Suriye'de elçiliği açmak. Şöyle yani bir şey genel ben olarak zannediyorum muhalefetin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimle ilgili başka bir beklentisi olduğunu düşünenlerden birisiyim. Yani seçim niçin yapılır? Hani siz bir fikir, bir ideoloji, bir proje sahibisiniz. Bir teziniz olur. Bir teziniz olur, evet, bir fikriniz olur. Yani İddianız onu iktidara taşımak için gayret edersiniz, siyaset yaparsınız. Böyle bir şey olduğunu gerçekten hissetmiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir tezini, herhangi bir projeyi, herhangi bir iddiayı iktidara taşımak ve bunu iktidar yapmak gibi bir çalışmasının, bir gayretinin olduğuna ben şahit olmuyorum.
Hani ben tabii ki AK Partiliyim. Bunu acaba bir AK Partili olarak görmüyor muyum diye zaman zaman yakın çevremdeki diğer aktörlere de soruyorum. Ya ben mi görmüyorum yoksa gerçekten yok mu? Yani Sayın İnce'nin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun iktidar olmak ve iktidara muhalefet etmek gibi bir amaçları yok. Tek bir amaçları var. Cumhurbaşkanının halk katındaki itibarına suikast düzenlemek. Başka hiçbir niyetleri yok. Bu da bize başka çağrışımlar yapıyor. Yani siz bir siyasi parti olarak ortaya çıktıysanız doğal olarak bir siyasi projeyi önermeniz, bir önermeniz olur. Yani yoksa neyi bekliyor peki hocam? Bunlar başka bir şey bekliyorlardı. Mesela? Yani belki de bu küresel yani 15 inecek Temmuz diye onlar da bekliyor hocam. Bekliyor. Bunlar bu bence başka bir şey bekliyorlar. Yani inmesini beklediği gibi bunlar da aynı şeyi bekliyorlar. Benim tahminim bunlar 7 Haziran'daki güç bir organizasyon yaparak AK Parti'yi salladı dedik ya, dediler ya salladı. Bunlar tekrar böyle bir şeyin olacağını bekliyorlar. Ama benim de temel tezim şu. O güç, yani 7 Haziran'da AK Parti'yi terör örgütleriyle sallayan güç millete karşı darbe yaptı ve yenildi. Evet. O güç eski gücünü korumuyor. Yani eski etkinliğini koruyan bir pozisyonda değil artık. Ama Sayın İnce'nin bir cumhurbaşkanı olmak gibi bir niyetinin olduğunu da zannetmiyorum. Yani genel olarak çalışmalarında söylediklerinde bol keseden vaatlerde bulunuyorum. Kim ne verdiyse ben 5 fazlasını veriyorum gibi eski Türkiye'nin maskesini değiştirmiş olduğu söylemler. Ben AK Parti'de 10 yıla yakın siyaset yaptım. AK Parti Türkiye siyasetinde inanılmaz bir devrim yaptı. Kim ne derse desin şunu yaptı. Vaat ettiğin şeyi yapacaksın, yapmayacağın şeyi asla vaat edemezsin. Sayın Cumhurbaşkanı bunu bütün siyasi aktörlere, il başkanından, ilçe başkanından, belediye başkanından, milletvekiline kadar her defa söylüyor. Ahlak. Siyasi ahlak. Aynen öyle. Ama ne söylerseniz onu yapacaksınız diyor. Mesela bazen şöyle bir şey oluyor. Bir ile bir söz verilmiştir. Bir biçimde programa girememiş. Onlar o videoyu kesiyorlar, götürüp Cumhurbaşkanımıza efendim siz buradayken böyle bir şey söylediniz. İşte bu henüz yapılmadı. Hemen talimat verilir ve yapılır. Yani AK Parti'nin Türkiye siyasi tarihine getirdiği diğer siyasi aktörlerin rekabet etme imkanını ortadan kaldıran en kritik hamlelerden birisi olduğunu niye düşünüyorum. Niye 12 seçim kazandığını da anlıyoruz. Aynen böyle. Yani gerçekten ne söylesin. Şimdi dolayısıyla peki eskisi bunu, yani gibi. Bunu kaybedenler niye bakmıyor? İşte eskisi ben gibi hocam çalışıyorum ama hocam. Ama hocam önemli bir şey söylüyor. Tembel bunlar. Tembel bunlar gerçekten. Tembellikten ama hocam. Yani ironi olsun diye söylüyorum. Yani bilimde modelleme vardır hocam. Yani ben de sosyolog gibi. Biliyorsunuz. Yani bilmiyorsanız bile bakarsınız yani. Bir kişi söyleyeceğim. Bakmak bile bir iş. Boş vaatlere millet asla itibar etmez. Yani dolayısıyla Türkiye değişti tabii ki. Meral Hanım'ın, evet. Muharrem Bey'in, bilmem bir başkasının, Karamalıoğlu'nun bütün vaatlerinin bir karşılığı yok. Yani millet bunlara boş keseden atılan vaatler değil. Bunların tek amacı Cumhurbaşkanı'nın halk katındaki var olan itibarına zedelemek. Ben çok uzatmayayım ama iki cümle söyleyeyim. Cumhurbaşkanı itibarı niye önemli? Yani niye biz bunu kendimize dert edinmeliyiz? Ya da onlar niye bununla uğraşıyorlar? İki kritik konu var. Türkiye'nin duygusal meseleleri içeren problemleri olan bir ülkedir. Yani romantik emperyal bir hissiyatımız var. Yani Kırım bizimdir, Yemen bizimdir diyoruz. Derken elbette hani fiziki olarak da kendimize ait hissediyoruz ama bir tarihsel miras bakımından da böyle görüyoruz. Yani bir bütün, duygudaşlık, bir duygudaşlık var. Büyük bir coğrafya. Şimdi bu duygudaşlığı tekrar heyecanlandıracak, canlandıracak ve bir politik projeye dönüştürecek aktör bütün bu coğrafyadaki yapılar tarafından, sosyolojik kompartımanlar tarafından güvenilir bulması gerekiyor. Yani Kürtler, Türkler, Araplar, Kırımlılar, Çerkezler, Yemenliler ona güveniyor olması lazım. İcraat vesaire falan hikaye. Bunun değil yani bunun ötesinde güveniyor olması. Ve bu meseleleri çözerken de güvenilir olması lazım. Yani mesela o Türkiye'de de diyelim ki Kürtler de şöyle düşünüyorlar. Ya bu Tayyip Erdoğan bizden birisi. Bize ihanet etmez. Türkler de şöyle diyor. Ya bu Tayyip Erdoğan bizim adamımız yani. Bizi asla satmaz diye bakacak. Araplar.
Şimdi bütün bu farklı sosyolojik kompartımanların güvenini sarsmadıkları sürece onun bu doğal karizmatik liderliğini sarsamıyorlar. Dolayısıyla mesele aslında Halk Partisi için bir iktidar olma meselesi değil. Küresel sistemin bu Türkiye üzerine bir takım tezgah kuran FETÖ'yü, PKK'yı, başka DAEŞ'i, bu ülkenin başına bela eden aktörler, bütün bu mekanizmayı engelleyen bir aktör olarak Cumhurbaşkanı'nın bu hususunu görüyorlar. Ve bunu kimle yıpratabilirler? Pek çok şey denediler. Yani bunun birinci şeyini PKK yürüttü. Esas taşeronluğunu diyelim. Yani baştan beri Sayın Cumhurbaşkanımıza özel bir kindarlık propagandası yaptılar. Çok özel. Yani çok büyük çalışmalar yaptılar. Daha sonra FETÖ terör örgütü yaptı. Daha sonra şimdi Halk Partisi yapıyor aynı şeyi. Amaç gerçekten siyasi değil. Yani tekrar ediyorum, bir siyasi projen var kardeşim. Bu adam bu bardağı buraya koydu, yanlış. Ben bunu buradan alıp buraya koyacağım demek gibi bir durum yok yani. Olsa baş üstüne biz de çıkıp ya vallahi bu Halk Partisi'nin koyduğu proje şöyle. Ben o 7 yıl AK Parti Sosyal İşler Başkan Yardımcısıydım. AK Parti'nin en iddialı olduğu konular ve en çok konuşmadığı konulardan birisi. Bu Sayın İnce'nin söylediği konuların çoğunu biz yaptık, bitirdik, kanunu çıkarmışız. Haberi yok. Gerçekten haberi yok. Yani birçoğunu engelli yaşlı, yaşlı bakımı ile ilgili, özürlü bakımı ile ilgili. Hepsini uygulanıyor. Bunların çocuklarla ilgili diyor ki 18 yaşına 2011 yılında 18 yaşına aile kadar çocuklara sosyal diyor, politikalar şey yok bakanlığı diyor. Kuruldu yani ücretsiz tedavi görüyor zaten. Görüyor zaten yani haberi bütün yok bu sosyal bunda. Hizmetler sosyal devlet bunu, hepsi bir tek çatı altında bunu, toplandı yani. Bunu AK Parti'nin söylememesinin sebebi bunlar hem vazife hem de bunları hayır hasanat işi yapıp çok da fazla bunlar üzerinden hani bir propaganda yapmayı etik bulmadığı için dile getirmiyor. Ben biliyorum. Ben işin başında olan bir kişi olarak söylüyorum. Yani bunu yapılırken. Dolayısıyla bunların bir projeleri yok. Bu bütün bu gördüğümüz maskaralıklar Sayın Cumhurbaşkanımızın o benim bahsettiğim güvenirlik katsayısını zedelemeye yöneliktir. Çünkü güvenilir bir aktör hem buradaki hem burayla irtibatlı olan coğrafyalardaki sorunları çözme konusundaki projeleri kabul görür ve gerçekten de uygulanması pekala mümkün olur. Bunu burayı, engellemek istiyorum. Burayı biraz daha açacağız ama Sayın Eray Güçlü. Burada hocamın dediği şeyde kayıt dışı aktörler, yani bu seçime ne kadar müdahiller, ne kadar aktifler, siyasetin dışındaki illegal kayıt dışı aktörlerden bahsediyoruz. Yani PKK'dır, FETÖ'dür, varsa hani derin başka bir Gladio örgütlenmesi. Şimdi bu, ne kadar aktifler? Şimdi bu kayıt dışı aktörler evet var. Yani bunu dikkate almak gerekir. Ancak yani neden varlar ve ne kadar sizin sorunuzun cevabı olarak daha ne kadar aktifler? Bunu görmemiz lazım. Bunu müsaadenizle önce neden varlar? Ha. Şimdi burada bakınız demin bir tarihsel kronoloji verdim. 1979-80 yıllarında meydana gelen hadiseler Orta Doğu'nun dizaynıydı bu. Körfez ülkeleri dahil. Şimdi bakın aradan 40 yıl geçti. Artık bu 40 yıl içerisinde yeni bir hareket, yeniden Orta Doğu'yu yeni bir düzene sokmak niyetiyle bir takım hareketler yapıldı. Nedir işte? Arap yangınından tutun da Türkiye'deki 15 Temmuz hareketine kadar ki bakın şu an İran bu noktada 15 Temmuz'dan sonra özellikle küresel emperyal tehditlerin yine etki alanında özellikle İran vardır, hedefinde vardır Türkiye ile birlikte. Şimdi tabii baktığımızda biz bunu def ettik. Çok net. Yani ve demin işte ifade edildiği gibi eğer bu süreç devam eder, dünyadaki bu yangın devam ederse dünya bir küresel 15 Temmuz mücadelesiyle karşı karşıya kalacaktır. Kalabilir falan değil. Kalacak. Yani bu gidişin sonu bu. Yani bunun başka yolu. Buna mutlaka evet. Ve burada da gene yani liderliği alacak, elini alacak bu şeytani harekete karşı dik duracak bir sosyal hareket üretecek tek ülke Türkiye'dir ve Türkiye'nin liderliğidir. Bunu unutmamak lazım. Şimdi bakın tam bu noktada çok önemli bir küresel hesapta olmayan bir kırılma yaşandı. O da 15 Temmuz'un defedilmesi. Bu da yetmedi. Türkiye kendi gelişen demokratik kültürü içerisinde yine demokrasi içerisinde yönetim şeklini değiştiriyor. Yani yürütmenin daha güçlü olduğu, daha fazla toplumsal kesimlerin
hükümette, yürütme organında temsil edilebileceği. Bakınız evvelden %15'i %20'yi alan hükümet oluyordu. Öte, nerede gerisi yok. Şimdi %50+1. Yani en azından artık böyle bir zorunluluk güçlü var. Tabii, tabii yani burada, bakın küresel emperyal güçlerin en büyük derdi baştaki iktidarı muktedir yapmamak. Muktedir olmadığı müddetçe kesinlikle eğer lider değilse Sayın Cumhurbaşkanı gibi, yani liderliği de yoksa ve hep işte parçalı bilişsel siyasi anlayışlarla o koalisyon tipi uygulamaların bir parçasıysa Türkiye'yi istediğiniz gibi yönetirsiniz. Darbe de yaptırırsınız, yönetimlerde değiştirirsiniz, ekonomiyle de oynarsınız, dışarıya asla müdahale ettirmezsiniz, her şeyi yaptırabilirsiniz. Şimdi dert bu. Bu tam bu işte, bakınız tam 40 yıl sonra, yani Orta Doğu'nun dizaynında tam 40 yıl sonra çok önemli, artık geri dönüşü olmayacak. Orta Doğu'nun belki de rol model bağlamında kaderini tersine çevirebilecek çok önemli bir seçim arefesindeyiz. Şimdi bu noktada, ikinci sorunuzun ikinci bölümüne geliyorum. Aha, onu da ikinci bölümde konuşalım. Öyle mi? Araya gitmem yani, tam çünkü bakın bu bununla bağlantılı. İşte siz böyle yani bunu için sadece içeriden içerideki dinamiklerle açıklayamayız. Aynen öyle. Önemli bir yere geldik. Evet. Bölmeyeyim sizi. Peki. Araya gidelim. Aradan sonra o çok önemli kısmı. Bu kayıtçı aktörler seçime ne kadar müdahale? Tamam. Ama konuşacağız da aradan sonra. Aradan sonra tüm hızıyla 24 Özel devam edecek. Dondurup saklasın, ne varsa taze kalsın. Üstelik 3 çekmeceli Beko derin dondurucu şimdi 799 lira. Biz birbirimizi hep düşünürüz. Ama Ramazan'da daha bir düşünürüz. İftar sofrasını sadece yemeklerle değil, sevdiklerimizle donatmayı. İyi iftarlar. Kendimiz kadar kapı komşumuzu. İhtiyaçlarımız bir yana, ihtiyaç sahiplerini de düşünürüz. Tokken açın, gençken yaşlının halini. Fırıncı pideleri yetiştirmeyi, çalışan iftara yetişmeyi. Davulcu en güzel maniyi söylemeyi. Çocuklar çok önceden bayramı düşünür. Biz birbirimizi böyle düşündükçe daha da bereketli olur Ramazan. Sizi düşünen Bankart Combo'dan Ramazan'da 500 TL'ye ulaşan her harcamanıza 25 TL, toplamda 2000 TL'ye ulaşan harcamanıza 100 TL combo lira hediye. Kredi kartından mı, banka kartından mı? Kredi kartından. Hayır hayır Ramazanlar! Bankart Combo. Seni düşünür o. Turkcell Fiber'le videolar, diziler, filmler, ışık hızında evinizde. Üstelik interneti ne kadar kullanırsanız kullanın, kota derdi yok. Işık hızında internet ve sınırsız video izleme keyfi var. Hemen arayın, gelip bağlayalım. Evet, Profesör Doktor Masar Bağlı, Doktor Ray Güçler ve Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı ile birlikte 24 Özel'e devam ediyoruz. Seçim sürecini konuşuyoruz. Sayın Ray Güçler, tam kayıt dışı aktörler 24 Haziran seçimine müdahil mi, ne kadar müdahil? Bunu sormuştuk, araya gitmiştik. Cevabı nedir efendim? Evet, işte bu yani 40 yıl sonra Orta Doğu'nun yeniden dizaynı aşamasında Türkiye'ye biçilen role Türkiye çelme taktı. Yani Türkiye'nin aynı Suriye'den sonra bu Arap yangının Türkiye'yi de içine alması ve ona göre işte parçalanıp böyle müstemleke bir devlet ve dizayn edilebilir hale gelmesi beklenirken dışarıdan Türkiye bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde tutan o mayayla bir sosyal hareket çok kısa zamanda çok ciddi bir sosyal hareket üretti ve bu belayı def etti. Zaten Türklerin, milletimizin en büyük gücü teknoloji şu bu değil. Örgütlenebilme kabiliyeti. Çok kısa sürede, en kritik zamanlarda çok kısa sürede örgütlenebilme, organize olabilme ve topyekün bir mücadeleye girişebilme kabiliyetidir. Dünyanın çözemediği, özellikle küresel emperyallerin çözemediği şey bu. Çözmelerini de bekleyemiyorum. Çözeceklerini de çözebileceklerini sanmıyorum zaten. Buradan ifade edeyim. Yalnız şunu bilmemiz lazım. 24 Haziran sadece Türkiye için bir 24 Haziran değil. Türkiye için değil, aynı zamanda bölge ve Orta Doğu coğrafyası için de çok önemli bir milattır. Bakınız ne dedik, nereye getirdik konuyu? 40 yıl öncesinden başladık kronolojide. Şimdi yeniden dizayn edilmeye çalışırken Türkiye bunu def etti.
Fakat diğerleri için devam ediyor ve Türkiye'ye yönelik de devam ediyor bu dizayn hareketi. Bunlardan vazgeçmişler değiller. O yüzden dışarıdaki aktörlerin 24 Haziran seçim ortamına Türkiye'ye müdahaleleri devam ediyor. Yani bu hız kesmiş değil. Fakat Türkiye geçmişe göre daha güçlendi. Bakınız ne dedik? Yani sadece Türkiye için düşünmememiz lazım. Örnek vereceğim. Türkiye o muktedir güçlü iktidarıyla ayrışmadan topyekün hareket ettiğinde bakın çevresini de şekillendirmeye başladı. Ne yaptı? İşte her türlü demin de söyledim özellikle bakın önümüzdeki dönemde bir güvenlik stratejisi bağlamında ifade ediyorum. Sadece Türkiye'nin değil, bölgenin baş belası bu evangelist siyonistlerin özellikle bir hançer gibi Orta Doğu'ya soktukları güç kurumsallaştırmaya çalıştıkları ve bu sayede bütün Orta Doğu toplumlarını alt toplumsal gruplara kadar dizayn etmeye çalıştıkları güç diğer adı PYD olan Suriye PKK'sıdır. PKK'dır ve bunların aparatlarıdır. Yani bu çok önemli. FETÖ'yü de dahil ediyor. Şimdi dur şimdi o şeyde bu işte müdahale edecek güçlerin görünürdeki bu Orta Doğu'daki Türkiye aparatı ama dışarıdan destekli aparatı. Çünkü artık Türkiye'de böyle bir imkan kabiliyetleri en azından görünürde kalmadı. Fakat azımsanmaması da gerekir, küçümsenmemesi de gerekir. Çünkü ben zaten bir FETÖ mağduru olarak yaklaşık 2 yıla yakın içeride de yattım. Bu adamları gayet iyi tanıyoruz, biliyoruz ve takip ediyoruz. O cezaevinde volta atarken çok düşündüm diyorsunuz. Yani düşünmenin ötesinde şeyler de yaptık tabii. Yani araştırdık, inceledik. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun hepimize tabii. Cephede olarak kabul ettik kendimizi. Evet. O yüzden gurur duyarız yani. Bizi böyle bir şeyden dolayı gurur duyarız. Aslan milletimizin selameti her şeyin ötesinde. Şimdi tabii bakın neler yaptı o muktedir iktidarın. Türkiye'deki neler yaptı? Demin kıymetli hocam anlattı. Sosyal devlet anlayışını dünyada belki en önemli kurumsallaşma örnekleri Türkiye'de verildi. Ve bakın artık bu iktidarlara göre gelip geçen bir sosyal devlet anlayışı yerine kurumsal bir devlet politikası haline ilk defa Türkiye'de getirildi. 2011 yılı bu noktada bir milattır bakın. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kurulup çocuk esirgeme kurumunun, yaşlılar evinin, işte kadın sığınma evleri vesaire. Bütün yani demin Masal hocam da söyledi. O politikaların mimarlarından. Mimarıdır yani. Tabii. Başkanımız Nüket Hanım. Evet. Hakikaten yani bunu şeylerin bu hükümetlerin siyasi tasarrufundan değil çıkarıp bir devlet politikası haline getirip kurumsallaştırması noktasında Türkiye çok büyük atılımlar yaptı. Ama bu içeridekiler, bunu kıymetli hocalarım zaten anlatıyorlar. Ben müsaadenizle biraz dışarıyı nasıl şekillendirdi? Ya bakınız size bir cümle söyleyeyim. İki gün işte geçtiğimiz hafta Kıbrıs'taydım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydim. İşte da zaman zaman başka yerlere de gidiyoruz. Size çok net söylüyorum. Türkiye dışarıdan bizim içeriden baktığımızdan çok daha büyük görünüyor. Ama bu çok önemli bir durum. Neden biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Çünkü Türkiye etrafı bölgeyi şekillendirebilecek kuvvet ve kapasitede. Ve bunu yapabilecek de siyasi muktedir bir siyasi iktidara sahip. Ve yani, bu liderin arkasında da milyonlar var. Bir oyun kurucu aktör haline geldi. Evet, oyun bozucu, sonra oyun kurucu, şimdi oyun yapıcılığa evrildik efendim. Yani bunları görmemiz lazım bu açıdan. Nedir bunlar? Somut örnek verelim. Yani içine dolduralım. Bakınız, ilk başta güneyimizde bu deminki söylediğim bu PKK hadisesine rağmen, yani küresel emperyal bir dizayn aracı durumuna dönüşmüş bir terörist, belki dünya en büyük, en tehlikeli terör örgütünü destekleyenlere rağmen, bakınız ne yaptık? İdlib'den tutun, işte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonları, yeri geldi Karaçok Sincar operasyonları, yeri geldi ZAP, Hakurk operasyonları. Yani bölgeyi şekillendirdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Çok önemli. Fakat çok daha önemli bir şey var. Hiç de söz edilmiyor. Burada yeri gelmişken de ifade etmek isterim. Sadece bununla da değil, Avrupa Birliği üzerinde de ciddi bir etki kurmaya başladı. Diyeceksiniz ki ya efendim, ya koca Avrupa Birliği'nin Türkiye, biz hep şöyle biliyoruz değil mi? Ya Avrupa Birliği hep bizi dayatmalar yapılıyor mu? Efendim bakınız öyle değil iş. Tabii bu söylediğimiz bağlamda Avrupa Birliği'nin hem dünya hem de Türkiye üzerine çok büyük etkileri vardır. Ama bugün bir Mersin'den Kıbrıs'a bağlanan su var ya, o kadar çok şeyi değiştirmiş durumda ki artık o diğer adı Teseli olan Kıbrıs Ovası'nda günde 3 sezon ürün alınıyor. Bakınız yani ve Türkiye'nin işte Kuzey Kıbrıs'ı destekleyebilmek kapasitesi Güney Kıbrıs'ın İsrail ve Yunanistan'dan
destek alabilme kapasitesinin çok üstünde. Bu da bir siyasi koz olarak Türkiye'nin özellikle Akdeniz'deki milli çıkarlarını geliştirmede, yani bölgeyi şekillendirmede çok önemli bir avantaj sağlıyor ki gerçekten şu an yani bu noktada özellikle çok iyi çalışıyorlar. Oradaki Sayın Büyükelçimizi de gerçekten tebrik ediyorum, kutluyorum. O çok iyi çalışan insanlar var. Bundan sonraki, ben eminim özellikle 24 Haziran'dan sonra inşallah bunu daha detaylı konuşacağız, Kıbrıs meselesine bakış açımız artık geçmişe göre biraz daha geliştirici, daha önemli bir pozisyona geldik. Çünkü sadece etkilenen değil, aynı zamanda bölgeyi etkileyen bir konumdayız da, bunu da ifade etmek isterim. Bölgeyi etkileyen bir konumdayız ama zaman zaman ayak bağları çıkıyor. Kayıt dışı aktör diye ifade ettiğimiz aktörler bu seçimde de aktif oldukları söyleniyor. Aktiflerimiz sevgili Serkan Fıçıcı, kim bunlar, ne yapmaya çalışıyorlar, neredeler? En son gazeteci olarak acaba kim bu diye sorduğun, merak ettiğin kişi kimdi? Son günlerdeki gündemde. Yani aradığın, acaba kim bu? Amerikalılar. Amerikalılar. Valla ben gerçekten Amerikalılar. Amerikalılar. Hayır, kayıt şöyle, dışı diyorsun. Ne demek kayıt, hayır, dışı? Şimdi şöyle, ismi belli değil, ortada değil. Çok güncel bak. Soruna güncel cevap. Yine somut gerçekler üzerinden. Hiç komplo teorileriyle, evhamlarla, zanlarla filan değil. Hayır, ben, açık bilgiler. Valla benim telefon gece de açık. Beni hiçbir Amerikalı aramadı. Demek ki açık bilgi. Kimi arayacaklarını biliyorlar. Açık bilgi, açık ifade, somut, net, kimsenin reddedemeyeceği gerçeklikler üzerinden gidelim. Ya hiç öyle komplo teorilerine filan ihtiyacımız yok. Ne dedi Sayın İnce? İşte beni Amerikalılar aradı. Hatırlar mısın? Hatırlarsın. 30 yıllık gazetecisin. Bir zamanlar gazetelerin manşetlerinde ismini vermek istemeyen bir yetkili, generaller, askerler olurdu. Hatırlar mısınız? Tabii. Üniformalı bol, tabii. Böyle bir silüet konardı. Bu milleti ismini vermek istemeyen, ayar verdi. İsmini vermek istemeyen generallerin üniforma fotoğraflarını gazete manşetlerine basarak sindirebilen ve bunun üzerinden yönetimlerini sürdürebilen bir yapı vardı, hatırlıyor musunuz? Genç Amerikalılar rahatsız. Hayır. şimdi adını vermek istemeyen, ismini vermek istemeyen Amerikalılar üzerinden mi bizi sindirmek istiyorlar, milleti sindirmek istiyorlar diye soruyorum ben de. Kayıt dışı aktörler var mı dedi. Şimdi tabii bu yalnız mesele... Ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bir sosyolog açılımı yapayım sizin bu söylediklerinize. Bu topluma yönelik bu tür projeleri uygulayanların tamamı projeleri ellerinde patladı. Evet, yani elde patlama durumu elde oluyor. Elde patlama durumu şöyle Muharrem oluyor. Muharrem İnce'nin olayında da oldu. Aynen şöyle, şimdi bunlar bir örnek hemen. Mesela Anadolu'nun şehirleşmesini istediler ki değerlerinden uzaklaşmış olsun. Bir nevi, yani daha seküler bir yapı kuruşu çıksın ama tam ters çıktı ortaya. İmam hatipleşmek, şehirleşmek, kentleşmek, eğitimlileşmek gibi bir politika izlediler. Bunların tamamı onların istediğinin dışı bir şey. Bir basit şu andaki var olan, mesela Suriye'deki kargaşa üzerinden Türkiye'ye yönelik, az önce bahsettiniz, yani o kargaşanın Türkiye'ye yansımasını istediler. Ama Suriye'den Türkiye'ye gelenler çok önemli işler yapıyorlar şu anda. Özellikle ben Urfa'da biliyorum. Restorasyon işlerinde, Urfa'nın geleneksel mimarisinin yeniden diriltilmesinde Halepli taş ustaları harikalar yaratıyorlar. Gerçekten çok önemli işler yapıyorlar. Benim yanımda da çalışan arkadaşlar var. Bizim üniversitemizde de bu konularla ilgili yaptığımız çalışmalarda onların çok büyük katkısı var. Yani Türkiye'ye yönelik, topluma yönelik bu takım mühendislik projeleri uygulamak istedikleri zaman ters tepiyor. Yani yanlış bir şey çıkıyor ortaya. Son olayda. Onların istediğinin dışında bir şey çıkıyor. Yani. Dolayısıyla ismini vermek istemeyenlerin elde patlama. Elde patlama bak, var ya. Yani. O ismini vermek istemeyen Amerikalı. İsmini vermek istemeyen Amerikalılara ne demiş? İsmini vermek istemeyen Amerikalı meselesine herkes bir tarafından baktı. Efendim kim bu Amerikalı? Ne dedi? Niye dedi? Niye Muharrem İnce'yi aradı da başka kimseyi aramadı? Yani bu adam Amerika'nın Adalet Bakanı mıdır? Bu kadar önemli bir bilgiye sahip. Bu bilgiyi... Niye bizim bakanımızla paylaşmıyor? Yani niye bizim bakanımızla paylaşmıyor? Resmi kanallardan iletilmiyor. Liderler düzeyinde görüşmelerde bu konu konuşuluyor. FETÖ'nün iadesi, evet, vesaire. İki ülke arasındaki en büyük kriz sebebi.
bir numaralı mesele. Yani şu anda evet. Şu an bir numaralı mesele. Doğru. Yani bu işi gücü bırak. Yani bu CIA'den midir? Efendim Adalet Bakanlığı'ndan mıdır? Oradaki gazeteci mi? Yani yargı çevrelerinden midir? Nedir yani? Sıfatı nedir? Diğer bunlar sorgulanıyor filan. Herkes bunları soruyor. Tam da işte biraz önce Filistin'i konuştuk. Filistin'de Amerika'nın himayesinde açık ve net Amerika'nın himayesinde terör devleti İsrail orada Filistinlileri öldürürken yine o aynı Amerika'nın hani trafik kazalarında der ya aynı aileden 4 kişi öldü diye aynı Amerika'nın bir şeysi Amerikan şeysi Muharrem İnce'yi arıyor. Diyor ki efendim biz işte Fethullah Gülen'i FETÖ elebaşısına iade edeceğiz ama Türkiye usulüne uygun iade talebinde iade başvurusunda bulunmadı. Muharrem İnce de ona diyor ki yani anladığımız kadarıyla çünkü anlattığı kadarını biliyoruz. Yani CNN Türkiye bağlanıp anlattığı bu. İşte bana böyle dediler. Sen ne dedin? Benim merak ettiğim orası. Sayın Muharrem İnce. O Amerikan şeysine yani bilmiyoruz neyse, ne olduğunu bilmediğimiz ismini için. İsmini vermek hani, istemeyen Amerikalı ya. Orada zaten yani, gerçekten ne olduğu belli olmayan. Yani acaba? Undefined Flying American yani tanımlanamayan uçan Amerika UFO gibi bir şey yani bu Amerikalıya sen ne dedin? Yani şunu dedin mi? Ya arkadaş sen bir cesaret beni aradın da hayırdır sen şimdi orada sizin himayenizde bizim insanlarımız Filistinliler öldürüldü. Bir Kudüs provokasyonuyla Orta Doğu'daki ateşe benzin döktünüz. Biz burada 15 Temmuz'da bir işgal yaşadık, darbe girişimi yaşadık, meclisimiz bombalandı, 249 insanımız şehit oldu, binlercesi yaralandı, gazi oldu, gözümüzün önünde oldu. Buz gibi bunun FETÖ'nün yaptığı ayan beyan ortada. Ya siz bizim aklımızla dalga mı geçiyorsunuz? Hayır, niye şey de demiyor, yani bayram değil, seyran değil, beni niye öpüyorsunuz? Ya geçtim onu, bir ver ağzının payını, ver ağzının payını. Yani de ki şimdi senin ipin yulların kimin elindeyse bu söylediklerimi aynen ona ilet. Bak bu Türkler, bu Türkiyeliler çok farklıdır. Biz milli meselelerde, ulusal çıkarlarımızda öyle iktidar muhalefet ayrımına bakmayız. Kenetleniriz. Elin Amerikalısının lafıyla hareket etmeyiz. Diyemedi. Demiş olsaydı. O zaman burada kayıt dışı aktörler hanesini mi yazacağız? Yani kayıt dışı siyaset. İşte bisiklette geziyor ertesi gün yani. Orada insanlar ölmüş. Amerikalı seni aramış. Aramış. Bak muhatap alıyorlar seni bir aktör olarak. Adaysın. Sen de orada koy varlığını ortaya. Milletin hissiyatı ortada. Yani işte Yenikapı yakın etti insanlar. Onun haricinde yani gerçekten insanların yüzü gülmüyor. O görüntüleri seyredip o yaşananlara şahit olup ya yani normal tavırlar sergilemek anormal zaten insanlık yani dışı bir şey. Bu adeta böyle dedikodu muhabbeti gibi bir yani, havada şey yapılıyor. Yani bu kadar ya, ciddi bir ortamda. Bu adamlar seni bu kadar, aradığı zaman bunu diyecektin. Ya, ki, ya arayıp aramadığını da garantisi yok yani. Onu da bilemiyoruz. Yani, acaba kendisi mi? Yok şey beyanını doğru kabul ederek yorum yapıyor. Yani şimdi buna ne kadar kabul yani, edilir? Ama çok vahim bir şey. Değil mi hocam koskoca yani, adamın evet, beyanını yani, doğru kabul bir, ederek. Cumhurbaşkanı adayısınız. Bunu söylüyorum sonuçta. Şimdi ben üfürdü. Biri bana dedi ki böyle. Demek istemiyorum. Yani üfürmüş olabilir de. Demek istemiyorum koca adam hani. Siz ne diyorsunuz hocam? Ya bu şöyle şimdi bir defa Türkiye'nin siyasi aktörlerinin Türkiye'de bir başarı göstermelerinin Amerika'dan onay almaları gerektiği konusundaki ilkel şeyle hareket ediyor anladığım kadarıyla. Yani, eziklik. Eziklik yani daha önceleri böyle bir şey vardı ya yani Amerika'dan onay aldım falan i̇cazet işte icazet aldım. Ha. Şimdi muhtemelen bu. Yani ben şimdi, evde oturuyordum, ben telefonum, evde oturuyordum çaldı. Telefonum çaldı. Açtım Amerikalılar. Amerikalılar. İşe Muharrem Bey. Yani gitmeye gerek kalmadan bunu hallettim demeye getiriyor muhtemelen. Öte taraftan aslında bu işin içerisinde bir FETÖ'cülük var tersinden. Benim gördüğüm o da hakikaten yani bu Halk Partisi'nin zaman zaman onlarla televizyon programlarında da bir araya geldiğimizde FETÖ'nün siyasi ayağı kimdir dediğinde ben Sayın Kılıçdaroğlu'dur diye söylüyordum. Bunu savcı sayan defalarca söyledi. Hepimiz biliyoruz ki nasıl geldiğini ve bu söylemin de FETÖ'nün meşruiyetini öne çıkaran bir şey. Yani şöyle şundan dolayı yani FETÖ'yle nasıl bir bağlantısı var? Şuradan bir bağlantısı var. Şimdi niye FETÖ'yü hükümet istememiş oluyor sorusu akla geliyor o zaman. Demek ki hükümet FETÖ'yle mücadele etmiyor.
O halde kim yani buraya getirmek istiyor? Yani esas sizi halka yani sizi kandırıyorlar. Evet, sizi kandırıyorlar. Oysa ki biz biliyoruz gerçekten hükümetin bu konuda, yani ben de bir kamu kurumunun amiri pozisyonda bir üniversitenin rektörüyüm. Hiçbir şekilde biz orada kişisel olarak birilerinin eksiği gediği olabilir. Yani buna bir itirazım yok. Hocam son gelişme. En son bakanlığa davet edildi tabii, Sayın Muharrem İnce. Tabii, gel bütün gösterir. Evrakları açalım, göster, incele, gör, hayır, yok, mutmain ol, göster. Tatmin ol. Şöyle, bir yok. Daha da yalan söylemeden ben de bunları, cevap yok. Ben bunların şeyini biliyorum. Yani bu yani. Buradaki var olan niyet o değil yani. Hükümet bununla mücadele etmiyor demeye getiriyor. Yani bu konuda mücadele etmiyor. FETÖ'nün mücadele edilmesini sabote etmeye yönelik bir ifade kullanıyor. Yoksa gerçekten... ben biliyorum, dediğim gibi yani bazen kişisel olarak birileri ihmalkar davranmış olabilir ama kamunun işleyişinde, devlet politikasında, hükümet stratejisinde gerçekten bu konuda zerre bir taviz yok ve inanılmaz bir işleyiş var. Bizdeki yargı mensupları da, yargı sistemi de, bizdeki ya ben Nevşehir özelinde söyleyeyim en azından, çok titiz bir çalışmayı, ne kimseye o bazı kripto FETÖ'cülerin söylediği gibi FETÖ'cüler birileri FETÖ maskesiyle mağdur ediliyor gibi bir sahtekarlık ve yalan durumu da yok. Ama tam tersine bir bu işi savsaklamak da yok. Yani böyle bir durum yok. Tabii ki devlet çete gibi davranmaz. Yani işin bir yargısal süreci var, bir hukuki boyutu var. Delil olması gerekiyor. Bir husus daha söyleyeyim. Şimdi bundan sonra Amerika bize onay verdi ya da Amerika işte ben ona onay aldım veya beni aradı falan. Bunların artık Türkiye'de gerçekten bu Halk Partisi karşılığı kendini yok, yenilememiş. Yani çok geride kaldı. Karşılığı yani yok değil, karşıtlığı var. Karşıtlığı var. Bilakis. Eskisi gibi nötr de değil hocam. Niye? Yani. Tabii. Evet. Yani şimdi bana tutup da birisi, özür diliyorum hocam. Tabii bir tabii. Amerika'da ben ona oy vermem yani. Doğru. Tabii ki. Yani. Kesinlikle. Ben milli ve yerli olan kendi irademe oy veririm. Yani bir başkasına oy verip Halk Parti birilerinin bile gidip buna oy vermeleri utanç verici bir şeydir gerçekten. Yani şimdi düşünün Türkiye'ye karşı hiçbir gerekçe olmaksızın Türkiye'nin ittifaka yani Amerika ile olan işbirliğine hiçbir helal getirmediği halde hali hazırda da bugün yine yapılan açıklamada diğer Suriye'deki muhaliflerden desteği kesip PKK'ya vermeye devam edecek diye açıklama yapmış Amerika. Sırf Türkiye'ye husumetli olsun, düşmanlık olsun ve bu coğrafyanın kalbine bir hançer gibi saplasın diye PKK'ya destek veriyor. Evet, yani bu hocam aynı kanaatteyim. Ya. Biraz önce de arz ettim. Hakikaten değil. Bu düşmanlık bizim başımızı en çok takip edeceğim. Dolayısıyla Amerikalı beni aradı. Muharrem sen merak etme biz seninle beraberiz gibi bir cümlenin halkı seveceğini ya da bunun bir etkisi olacağını düşünüyorlarsa ben işte bütün bunları yani tezimi tekrarlayarak bitireyim. Halk Partisi'nin başka bir beklentisi var. Yani bir siyasi Halk Partisi ya da şöyle oldu. Yani ya başka bir şey bir mühendislik mi? Başka elbette bir şey tabii dediğiniz. Ki yani başka bir şey. Ya da şöyle bir şey oldu. Yani biz Halk Partisi'nin kuruluşundan bu yana zaten bir siyasi fonksiyon yerine getirmek için kurulmadı. Artık siyaset bütün kurum ve kurallarıyla işlevsel bir mekanizmaya dönüşünce Halk Partisi boşta kaldı. Yani. Yapacak bir şey yok. Yani böyle entrikalara, böyle işte maskaralıklara böyle aklı hayale gelmeyecek bir takım işlere soyunan bir mekanizmaya dönüştü. Yani siyaset yapan, politika üreten, ülkenin önüne bir vizyon koyan, bir gelecek projeksiyonu yapan, iktidarı balanslayan bir mekanizma değil. Bunu ya biz siyaset tam anlamıyla gerçekten işlevsel bir kurum haline geldi. Dolayısıyla bu hani şeyin disfonksiyon dediği şey var ya Durkheim'in dediği fonksiyonsuz bir kurum olduğu açıkça kendiliğinden ortaya çıktı anlaşıldı ve dolayısıyla artık bir işe yaramadığı görüldüğü için onlar da ne yapacaklarını bilemiyorlar. Yani nasıl davranacağını bilemiyor. Onun için başka çare kalmadığı için Amerikalılar beni aradı diyordur. Peki. Siz ne diyorsunuz hocam? Yani ya. Bunlar işe yarar işler mi? Efendim ya şimdi Türk milletinin sosyolojisini biliyoruz. Beklentilerini, geleceğe yönelik kafasındaki planları ne olduğunu biliyoruz. Çünkü hakikaten Türkiye artık bir istikrara, bir geleceği net ve berrak şekilde görebilme, planlayabilme
süreçlerini artık tattı. Artık milletimiz artık bunun geri dönüşü olmaz. Milletimiz artık yapacak tek şey bunun daha iyisini vermektir. Daha kötüsüne asla razı olmaz. Ben size söyleyeyim. Yani çünkü artık gerçekten milli ve yerli bir duruşla bir dünyada bölgede güç olmanın, dünyada güç olmanın o gururunu biliyor. Ve geleceğini planlayabiliyor. 10 yıl sonra şunu yapacağım, 5 yıl sonra. Hani düşünün yani geçmişte hatırlayın ya. Ne zaman hükümet devrilecek, ne zaman iç savaş çıkacak, tabii, ne zaman bilmem ne. Bakın yani dünyanın en büyük badirelerini Arap yangının sürecinde biz atlattık. Diğerleri hepsi yanıyor. Bakın dikkat. Yani asla istemem bunu. Hani ama bir aynısı da uygulanacak. Uygulanacak da hocam. Ya bunu bu süreci durduran var, kim? Yani bir tek Türkiye. Yani PKK ve FETÖ birlikte tabii. bunu denedi. Yani onu deşecek yani olsak Bekler, aslında çok 6-7 Ekim kalkışması. Yani çok dünyanın en büyük badiresi tabii, diyorum o yüzden. Yani dünyanın o yüzden demin arkadaşımızın söylediği yani küresel 15 Temmuz hadisesi bir fenomen ya da bir argüman olarak hakikaten kullanılabilecek bir argüman haline geldi 15 Temmuz'un o şanlı direnişiyle, o defedişimizde bu milletin o gösterdiği tepkiyle hakikaten çok önemli. İşte artık Türkiye eski Türkiye değil bu noktada. Yani ya bir ironi yapayım isterseniz, hani şimdi Sayın İnce mi yelpazenin solundan kapitalizme kaydı, yoksa kapitalizm mi sola kaydı da bunu arıyor, ben anlayamadım. Yani hani bir başka şeyde ya, ideolojik yakınlığı olan birileri arasa belki diyeceğim ki ya doğrudur hani, ama şimdi nasıl bir bağlantıdır, niye Amerikalılar Sayın İnce'yi arıyor, ben bunu anlayabilmiş şimdi, değilim yani. Hani şimdi bir de böyle bir garip durum var. Burada yani şöyle bir şey var. Tabii biz şeyi şu an hani normal Sayın Muharrem İnce'nin ifadesini doğru kabul ederek, beyanını esas alarak onu bir Amerikalının aradığını, işte uzun uzun konuştuklarını telefonda. Hangi dilde konuşmuşlar? Ya acaba? Şimdi öyle de bir Muharrem şey Bey var. İngilizce Muharrem Bey biliyor İngilizcesi mu acaba? Yok, bilmiyor. İngilizcesi yok. Heh, o zaman tercüman kim? Aracı kim? CHP'nin içerisinde. Şimdi bir de Amerika'yla, yani hani bir Dışişleri Bakanlığı ile görmez. Şimdi bizi mesela bazen bazı büyükelçiliklerden uzmanlar arıyorlar. Yani gelip görüşmek istiyorlar. Biz Dışişleri Bakanlığı'na bildiriyoruz. Şu adam gelip bizimle görüşecek. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Ya da izin veriyor musunuz? Bir milletvekili vardı. Aykan Erdemir. Evet. CHP'li milletvekili. Evet. Hatırlar mısın? Evet. FETÖ bağlantılarıyla sürekli gündeme gelmişti. FETÖ'nün Amerika'daki bütün faaliyetlerinde baş aktördü. Onlarca yazı çıktı hakkında, yakalama kararı falan çıkmıştı en son, öyle hatırlıyorum. Evet, evet. Bir sürü bir hadise yaşandı. Aykan Erdemir. En son CHP Zara davasını tabii onu kafayı uzattı. En son filan. Evet. Hala oralarda diyebiliyorum ben. Evet, evet. Şimdi hani Muharrem İnce'ye sormak lazım. Şimdi böyle iddialarda dolaşıyor. Yani acaba yine hani o 17-25 Aralık süreçlerinde CHP grup toplantısına o yasa dışı yollarla elde edilmiş montajlı yalan yanlış malzemeleri taşıyanlar, orada o tezgahı kuranlar, CHP'nin içindekiler ve FETÖ. Ha, oradaki kuryeler belli zaten. Şimdi, orijin belli. Bak şimdi kim, yine nedir? Böyle bir mesele. Bir tane baş danışman çıktı. Ha, şimdi işte, böyle bir mesele içeride. Yine bu aktörler devrede. Bak kayıt dışı aktörleri soruyorsun. Şimdi ben de bu milletvekili aklıma geliverdi benim. Birden. Onu tekrar şimdi, adayı gösterecekler. Yani şöyle bir müsaade edin. Birden aklıma geliverdi. Açılış. Bu Amerikalılar meselesiyle ilgili olan. Açılım yapalım, devam edelim. Evet, yani Türkiye'nin bu konjonktürel şartlarında sağlamış olduğu ivme ortadayken elbette bunlar bu seçim süreçlerine müdahale ederek kendi istedikleri şekilde siyasi yelpazeyi ya da Türkiye'nin kurumsal siyasi yapısını şekillendirmeye çalışacaklardır. Yani bu bunu yok demek gözümüzü kuma gömmek olur yani. Ondan şimdi vazgeçmelerine kesinlikle imkan yok. Tam tersi, daha da acaba nasıl? Ama şimdi biz de oturup analiz ediyoruz. Yani bu iş bu kadar kolay değil artık. Benim deminden beri vurgulamaya çalıştığım, özellikle 40 yıl öncesiyle 40 yıl sonrası arasındaki farkı vurgulamaya çalıştığım çalışmaktaki amacım bu. Yani Türkiye hangi pozisyonda? Evet. Dışarıdan bir ton mikrop olur. Güçlüyseniz hiçbir şey olmaz. Zayıf mısınız, güçlü müsünüz? Tabii. Bizim bunu mikroplara karşı direncimiz ne kadar? Ben bir anlamda da bu ölçüyü ortaya koymaya çalışıyorum. Müsaadenizle bunu devam edelim. Hani şu anki siyasi konjonktürde durum nasıl? Buna bakalım. Ne dedik? Hatırlayın, 24 Haziran
sadece Türkiye'nin bir 24 Haziran'ı değil. Değil. Yani bunu çok net görmek lazım. Yani işte güneyimizdeki operasyonlardan tutun da Kıbrıs'a kadar, Azerbaycan'la ilişkilerimizden tutun da işte bütün bu enerji hatları, boruları vesaire, yani enerji politiğine kadar Türkiye hakikaten merkez. Yani bütün dert bu. Ve hele bir bilgi vereyim size de, bakınız hani Kıbrıs'ta olan ilgimiz daha da yakınlaşarak devam ediyor, artıyor. Şu elbette yavru vatan bizim Türk toprağımızdır, vatanımızın bir parçasıdır, öyle görüyoruz. Ama onun ötesinde de bakınız oradaki münhasır ekonomik bölgelerde çıkaracağımız yarın enerji Türkiye'nin yıllık yaklaşık 80 ila 100 milyar dolarlık dışarıya verdiği ithalat, enerji için ithal ettiği paranın Türkiye'de kalması demek. Şu an dış ticari açımız 400 milyar dolar. Bunu 3 senede kapatırız. İnanılmaz bir rakam. Yani Türkiye bu 24 Haziran'da gelecek birkaç yüzyılının kavgasını veriyor. Bakın milletimiz bunu böyle görmelidir. Türkiye şu an önümüzdeki birkaç yüzyılın kavgasını veriyor. Şimdi diyeceğiz ki, o zaman örnek vereceğiz. Seçim de bu kavganın bir parçası yani. Bu seçim onun için çok kritik. Evet, bu seçim o yüzden çok önemli. Şöyle, olarak bakılıyor o yüzden. Evet. Büyük oranda yani bu AK Parti hakikaten bütün seçimlerde böyle çok kritik dönemlerde seçime gidiyor. Onun için seçimler kritik. Yani şu kritik. Hayır, karşıdakiler de Hayat Mehmet olarak bakıyor. Ama şöyle yani hem, o yüzden birbirine benzemeyen aktörler bir araya geldi. Şunun için şöyle. Bütün benzemeler bir arada bu yüzden. Bu yana Sayın Cumhurbaşkanı bu muhalefet hakikaten okumuyor. Yani defalarca söylüyoruz da görmüyorlar. Yani anlaşılıyor ki siyaset yapma niyetleri yok. Onun için görmüyor. 2002'den bu yana Sayın Cumhurbaşkanımız, hatırlayalım, nerede bir memleketle ilgili ve siyasetle ilgili büyük bir kriz çıktı, şöyle bir karar aldı: milletin hakemine gidelim. Ne zaman krizle karşılaştıysa, kardeşim tamam bir problem var, bir kriz var, aşamıyoruz biz. Burada milletin hakemliğine gidip başvuralım. Milletin reyi ne yöndeyse o doğrultuda hareket edelim. Sözde karar da milletin. Milletin. Bu şimdiye kadarki 10 tane seçimin 10'u da böyle kararlı. Hatta 10 küsür yani 11 civarında referandum dahil ettiğimizde 12 ediyor. Tamamını böyle almıştır. Yani rutin olan seçimlerin dışındaki bütün seçimleri bildiğimiz gibi 2007'de, 2011'de, yine Kasım'da, yani Haziran'da, evet, Kasım'da bütün seçimleri milletin reyiyle, yani bu konuda bir kriz çıktı. Dolayısıyla seçimler AK Parti iktidarında gerçekten ülkede krizleri kilidini açan bir şey. Çünkü Türkiye daha önceki dönemde sistem kendi kendisini kilitleyip anahtarını yutmuştu. Millete diyordu ki demokrasi var. E kardeşim, demokrasiyle seçiyoruz, adamı meclise gönderiyoruz. Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karar alıyor. Başörtüsü serbest diyor. Şak diye onun hakkında kapatma davası açıyorsun, bitiriyorsun. Sistemi açacak bir yol yok. Cumhurbaşkanı böyle bir hamle yaptı. Sistemin kilidini açtı aslında. Yani kendi kendisinin karnından operasyonsuz bir şekilde kilidini çıkarıp problemle karşılaştığı zaman sistemi açacak bir yol keşfetti. Önemli bir yere geldik. Çok buradan, önemli ama. Buradan devam edelim mi? Bu çok önemli. Şöyle ama mesela meclis dağılımı üzerinden bir operasyon iddiası yapabilirler. Var. Yapabilirler. Bu var. AK Parti bunun tedbirini almak zorunda. Zorunda. Ben de bu riski yani görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bunun farkında, Sayın Bağlı. Yani mesela her yerde diyor ki, yani güçlü yönetim güçlü meclis. Beni tabii orada ki yalnız bırakmayın, tabii, dedi. Ve en son dedi ki bazıları diyor ki işte Erdoğan'a verelim ama AK Parti'ye vermeyelim. O münafıkları da yere serin diye. Bu doğru değil. Yani bunu yaptıkları zaman, Erdoğan'a Sayın Cumhurbaşkanı tek başına seçildiği zaman elinde bir meclis yetkisi ve çoğunluğu olmadığında bütün bu meselelerle ve biz niye seçime gidiyoruz? Şunun için. Kaos teorisi. Tabii kaos teorisi. Kaos teorisi. Bu asla kabul edilebilir bir durum değil. Yani seçmenlerin bu konuda ya biz Cumhurbaşkanı'na oy veriyoruz meclisteki. Şimdi bir defa şunu bilelim. Dikensiz bir gül bahçesi olmaz. Yani kusursuz bir listenin olması mümkün değil. Bu imkansız bir, meleklerden müteşekkil bir liste olabilir mi? Ya böyle bir şey olmaz. Herkesin eksiği gediği var. Bir zaafı olması pekala mümkün. Ama en iyisini ortaya koymak gerektiği konusundaki beklentiye ben de katılıyorum. AK Parti bu hassasiyeti gösterdiğini de biliyorum. Bu listeler önemli mi? Elbette önemli. Şimdi milletvekili mesela de yaptınız. Dolayısıyla bizim doğuda bu önemli. Özellikle bu MHP ile yapılan ittifakla ilgili
şöyle bir algı oluşmaya başlayabilir. Ya da bunu kullanmak isteyen HDP-PKK çevreleri olabilir. AK Parti'nin görece daha milliyetçi bir çizgiye kaydığı konusunda bir eleştiri yapılabilir. Ben AK Parti'nin Türkiye'nin genelini kuşatan, geneliyle ilgili politika üreten ve söylemlerini böyle kuran ve böyle de inanan bir parti olduğunu bizzat biliyorum. Yani iddia etmiyorum. İçinde olduğum için biliyorum. Evet. Dolayısıyla onun bu varoluş biçimine uygun aktörlerin olması gerekiyor ki gerçekten insanlar AK Parti'nin stratejik olarak yaptığı bu ittifakın bir fikri değişim olmadığını da bilmeleri gerekiyor. Yani AK Parti böyle aktörler seçmeli. Bu aktörleri seçtiği zaman yani bu tarz, bu konularla ilgili kendi tezlerini savunan insanları listeye koyduğu zaman insanlar böyle bir değişikliğin olmadığının bilincinde gidip oy vereceklerdir. Ben Cumhurbaşkanımızın o dediği bu bir tuzaktır. Buna %100 katılıyorum. Gerçekten büyük bir tuzak. Zira niye seçim oluyor? Şunun için oluyor. 2019'da Orta Doğu'da, Suriye'de, orada burada yeni bir eksen kayması ve yeni bir aktör olma konusunda bir yapılanmaya gidiliyor bu coğrafyada. Bu yeni yapılanmaya gidilirken Türkiye seçim telaşesiyle sistemin uygulanması ve teorik olarak kanuni olarak değişmiş hali birbirinden farklı olan bir ülke olmak istemediği için seçimimi de bitireyim, hükümetimi de güçlü bir şekilde kurayım ve masaya Suriye konusunda, İran konusunda, Filistin konusunda masaya güçlü bir aktör olarak halktan da desteği almış bir mekanizma hocam bu sürece hazırlıklı mı girelim, hazırlıksız mı girelim? Mesele bu. Bu, evet. Hazırlıklı girmek istiyor. Şimdi bu sürece hazırlıklı girmesi gereken bir aktörü siz mecliste güçsüz bırakırsan nasıl gidip orada bizi savunacak Allah'ınızı severseniz? Bu mümkün mü? Bu kimin tam işine yarayacak? Bu kimin işine yarayacak? Tam da bunun için yapmak istiyorlar. İşte dolayısıyla bu yani insanların... Bunun peki şeyi var mı? Yani mesela ben en çok anlamadığım için soruyorum. Mesela Erdoğan aynı zamanda AK Parti'nin genel başkanı değil mi? Kurucu evet. Lideri. Ve dolayısıyla hani siz Erdoğan'a oy verip hani onun ekibine vermemek, ne bileyim takım kaptanına evet deyip diğer 10 kişiye hayır demek, bunun bir karşılığı var mı? Yani, bilmiyorum. Bu şöyle, yani bunu başka muhalefet etme şey olmadığı için oradan acaba oradan, makas açalım. Şimdi bütün mesela diyelim ki bir ilde 3 tane 4 tane milletvekili varsa 60-70 kişi başvuruyor ve nihayetinde ne yaparsanız yapın sonunda 4 sayı kişi belli, evet. Sayı belli. Hocam bir de geriye kalanları körükleyerek şu, biraz böyle hani tırtıklamak istiyorlar. Yani biraz onlar şey üzerinden var. Bir körüklemek, şey var. Tırtıklama listeleri var. Listeleri etkileme çabası tabii, var. Tabii tabii bu da var. Elbette doğru. Yani biraz da listeleri ne kadar etkileyebiliriz? Psikolojik doğru, doğru. Harekatlar bu da var vasıtasıyla. Yani. Ama bizim Cumhurbaşkanımız bunlardan çok fazla yani, etkilenmez. Ortada bir siyaset ustası var. Eyvallah. Yani, sandık sihirbazı falan diyor değil ya, mi? Siyasi ya, biraz da belki yani şaka mı yapıyoruz? Yok işte. Muhalefetin ümitsizliği olabilir mi diye yani bir böyle, anlamda, biraz da öyle düşünüyorum. Bu şey, son şeyi oluyor. Acayip, ya, evet yani çünkü ya, Melik bazen sosyal medyayı da takip ediyoruz bakıyoruz. Acayip acayip yorumlar neler neler yani ya elbette yani tabii ki gerçeklik payı olan şeyler de var ama ya bir güvenin ya. Ya bir güvenin yani eğer bizim liderimiz diyorsanız anlatabiliyor muyum? Yapacağı listeye de yönetim tarzına da stratejisine de güvenin. Tek bir soru bu bağlamda. Yani bugüne kadar söylediği hangi konuda haksız çıktı? Ne söyledi de yapmadı? Mesela bu listelere hayır, itiraz bakın, ediliyor bak, ya. Baştan yani hep ilk ediliyor. Bu listelerde mesela şimdiye kadar AK Parti içerisinde AK Parti'ye ihanet eden bir vekil gösterebilirler mi? Yok yani. Gerçekten yok. Yani o Refah Partisi'nden sonraki listeler yapıldığı zaman bugüne kadar milletvekilleriyle ilgili hiçbirisi yani. Ben bir de müsaadenizle ben siyaset dışı biraz bakayım. Şimdi konuya şimdi hani bir sosyal hareket, siyaset de neticede bir sosyal hareket üretir. Her bir parti bir siyasi kimliğine göre, siyasi amaçlarına göre bir sosyal hareket üretme çabası içerisindedir. Üretenler vardır, üretemeyenler vardır. Üretenlerle üretemeyenleri zaten Türkiye'de herkes görüyor. Tabii bu anlamda baktığınızda bakınız hele bir seçim öncesi ortaya çok üstün bir proje koymanız lazım. Yani şu anki siyasal yapıda birinci olabilmek
siyasal iktidarı ele geçirebilmek istiyorsanız bir kere mevcuttan daha iyi bir proje ortaya koymanız lazım. Ki üstüne olacak ki diyecek ya bak şu ana kadar hiç görmedik hakikaten bu çok iyiymiş filan insanlar böyle demesi lazım. O da yok. İki bunu insanlara anlattım kabul ettirmeniz lazım. Üç bunu yetmiyor yani sosyolojik bağlamda diyor, üç ayağı var çünkü. Üçüncüsü de evet mükemmel bir proje yani şu ankinden daha iyi insanlar da bunu anlattık kabul ettiler ikna oldular. Ama üçüncüsü de bunu yürütecek bir liderlik lazım. Şimdi üçünün bir arada olmazı. Şimdi bu anlamda baktığımızda hani bir süredir hakikaten herkesin bu anlamda geleceğe sarı ne yapmak istediğini oturup dinledik. Dinliyoruz da. Yani demin kıymetli hocam da bahsetti. Hakikaten klasik eski anlayışların dışında öyle çok bir yenilik sayılabilecek falan. Bırakın üstünlüğü hani bir yeni bir şey de yok. Yani yok. Şunu yapacağız. Burada mazotu şey falan. Da, şimdi hocam müsaade ederseniz. Ama bir müsaade şöyle bir. Şimdi bu anlamda yoksa o zaman bu yok. Yani göz olanı beyin olacağı görür. Bir Çin atasözüdür bu yani. Şimdi o zaman yoksa yani sonuçta az çok şekilleniyor. Yani sonuçta kimin ne kadar oy alacağı, kimin ne yapacağı, ne diyeceği sonucun 24 yani 25 Haziran'ı görmeye başlıyorsunuz. Herhalde bir tek ben görmüyorum. Herkes görüyordur. Evet. Şimdi bu anlamda görünce ne olacak? Ya bari hani olamıyoruz bari altını boşaltalım gene bize tabi olsun. Yani gibi böyle bir sanki anlayışla bir algı yönetimi, o, algı operasyonu yapıyordu. Bir oyun var yani. Şimdi bakın nereden nereye birleştiriyoruz. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı hakkında Özal gibi gider, yok Demirel gibi şey olur filan. Yani çok olumsuz şeyler ifade edildi filan. İşte gene işte şu anki meselede işte lider olursa bile aman meclisin içini boşaltalım güçsüz kalsın. Bakın Türk milleti her zaman liderinin arkasında durmuştur, tamam mı? Hiçbir zaman ne işte Allah korusun demokrasi dışı hareketlere ne de siyasal anlamda suikastlere bu millet asla izin vermemiştir. Hiç boşuna beklemesinler. Onu size söyleyeyim. Yani çünkü ortaya hiçbir şey koyamayanlara bu millet hiçbir zaman bir prim vermez. Bunun da en büyük delili nedir? Artık milletimiz bir üst segmentin, iki üst segmentin demokrasi kültürünün ne olduğunu biliyor, tadıyor. Anlıyor. Asla geriye dönmeyecektir. Asla eski o karanlık günlere ekmek kuyruklarının, ilaç kuyruklarının, bilmem ne kuyruklarının olduğu bugün git 10 gün sonra gel, 10 ay sonra gel zihniye bunlara asla dönmeyecek. Buna izin vermeyecektir. Liderinin de arkasında duracaktır. Ben şunu da son olarak ifade, yani bu noktada son olarak ifade. Tabii bu tür algı operasyonlarının arka kaynağı planında da işte deminki o FETÖ dahil. Tamam mı? Böyle bir takım dış odakların yani Türkiye'nin özellikle konjonktürel gücünün ivmesinin farkında olan dış odakların arttırdığı çabalar olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Peki. Ama nasıl 15 Temmuz'da def edildiyse bunlar bu işin bir de 25 Haziran sabahı var. Onu da söyleyeyim. Şimdi hocam siz sen soru sormadan aldım kusura bakmıyorsun. Yok hayır hayır. Yok zaten ikimiz de sana şimdi Masar hocamdan da yardım isteyeceğim. Bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Şimdi ne cephesi? Yani şimdi muhalefet 4 tane muhalefet partisi var. Bu muhalefet 4 tane muhalefet partisine biz ne cephesi diyoruz? Hayır cephesi. Tabii. Yani bu işin başlangıç noktası nedir? Referandum. 16 Nisan. 16 Nisan. Onlar da onu baz alıyor zaten. Neydi? %48-49'luk bir hayır cephesi var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun o üstün hesap uzmanlığıyla birlikte üstüne 12-13 puan daha koyup %60'lara yürüyecek bir hayır cephesi. Peki bu hayır cephesinin ortak kabulü neydi? Siz biraz önce üstün bir proje ortaya koymak lazım dediniz ya. Hayır cephesinin ortaya koyduğu üstün proje neydi bugünlere gelmeden önce? Yani tek bir hedef vardı değil mi? Adı üstünde hayır cephesi. Neye hayır diyorlar? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine. Peki ne yapmaları gerekiyor? Parlamenter sisteme dönüş. Dönüş tabii. Tek proje bu. Evet. Ama onu çok dillendirmiyorlar. Ya Melik, bir kere söyledim mesela Muharrem. Peş peşe ben. Bir kere söyledim. Ben duymadım. Temel Karamollaoğlu da söyledi. Yok bir şey ben duymadım. Hayır, yani şey, eski parlamenter. Söyleyip söylememeleri başka bir şey. Seçim beyannamelerini açıklıyorlar. Tabii. 200'er, 300'er milyar dolarlık vaatler silsilesiyle geliyorlar. Tabii. Ki bunu en az 4 yılda yapabiliyorsun. Bir dakika. Hani, mesela diyor ki 3 yılın sonunda şu olacak. Bir dakika. Hayır. Parlamenter sisteme. Ya neydi sizin temel felsefeniz neydi, teziniz neydi? Hemen parlamenter sisteme dönmek. Hızlıca parlamenter rejime dönmek. Sisteme dönmek. Ne oldu bu iddianız?
Demek ki hayır cephesi dediğimiz muhalif cephe yani felsefi olarak çöktü. Ve kendi tezlerine kendileri inanmıyorlar. Ya şu an kendileri fiilen ortaya koydukları siyaset tarzıyla bu kadar bol vaatle, bisiklete binmelerle, ben seçilirsem şöyle yaparım, ben seçilirsem şöyle bir devlet başkanı olurum, dış politikada Amerikan ekseni bilmem nerede bu, değil mi? Yani 4-5 senelik bir yönetim. İncirliği kapatırım. 4-5 senelik bir yönetimi. İncirliği kapatma hikayesini. Evet, incirliği kapatırız öngören, değil mi? Öngören bir şey koyuyorlar oraya. Perspektif koyuyorlar. E şimdi o zaman ben de diyorum ki sizin böyle bir iddianız vardı. Çöktü mü? Çöktüyse çıkın deyin ki biz parlamenter rejim iddiamızdan vazgeçtik. Burada evet cephesinde olanlara. Niye vazgeçtiğinizi de söyleyin. Evet cephesinde olanlara hak veriyoruz. Türkiye'nin artık bir rejim meselesi yoktur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Biz de bu doğrultuda siyaset yapmaya karar verdik deyin. Ya da çıkın deyin ki dört parti ortak bir sözleşme imzaladık. Kamuoyunun önüne çıkıyoruz. 3 ay içerisinde ülkeyi referanduma götürüyoruz. Ve ülkeyi referanduma götürerek parlamenter rejime geçeceğiz. Bir şey. Bir tutarlılık şey gerekmiyor mu? Şimdi bir de çok asimetrik bir çelişki var. Bakın asimetrik çelişki diyorum. Ne de biliyor musun? Şimdi siz iktidarsınız. Bakın düş empati yapıyoruz. Halkın dilinde, halkın içinden konuşuyoruz yani, tamam mı? Siyasetçi olarak değil. Zaten siyasetçi de değiliz. 2019 Kasım ayına kadar koltuğunuz garanti. Devleti yönetiyorsunuz. Garanti ya. Devleti yönetiyorsunuz. Projeleriniz var, o tarihe kadar da bunları tamamlarsınız yani. Çok daha güçlü bir şekilde o tarihteki seçime rahat girebilirsiniz. Fakat ne oluyor? Bakınız belki Türk siyasi tarihinde, hocam daha iyi bilecektir. Tabii. Türk siyasi tarihinde ilk defa bir siyasi olgu, yani bir siyasi seçim, siyasiler tarafından ama siyasi olmayan milli mülahazalar gözetilerek erken alınıyor. Bakın şimdi. İç ve dış tehditleri. Bakın dikkat edin. Evet. Bu işte siyaset üstüdür. Edilmez. Bu koltuk sevdası değildir. Bu millet sevdasıdır. Tamam mı? Şimdi Cumhur İttifakı'nın ana ekseni bu. Yani ortak paydası bu. Hayır bir, cephesinin faydasını. Bir buçuk sene var daha seçim. Bakın hayır cephesinin faydasını. Parlamenter sistem değil kalmadı. Hocam bakınız yani yok işte. Yok. Onu şunu söylemek istiyorum. O da yok. Geçtiler. Ne var biliyor musunuz? Tamamen ilke kabul ve değerlere. Yani. Kabul ettiler. İlke ve değerlere dayalı olmayan ortaklık menfaat adeta siyasi menfaat ilişkilerine dayalı bir anlayışla birliktelik var. Bu bir ittifak değil. Bunun adı sosyolojide ittifak değil. Bir birliktelik. Ha, bir şekilde işte bir araya gelmedir. Yarın şey amaç alsın herkes birbirine tekrar geri düşman. O zaman dolayısıyla bir tarafta milli bir yerli ve milli bir mülahaza, amaç, hedef, öteki tarafta bu yok. Son 3-4 dakikamız Mazhar Bağlı'la bitirmek istiyorum izninizle. Tam hocamın dediği yerden devam etsek. Bu birbirine benzemeyen aktörlerin mottosu, çıkış noktası bir Erdoğan karşıtlığı mı? Hakikaten birbirine benzemiyor. Böyle yani, yani başka bir şey yok. Yani bunun dışında bütün söyledikleri yani memleketi Erdoğan'dan kurtaralım diye söylüyorlar. Başka bir şey söyledikleri yok. Niye kurtaracaksınız? Yani Erdoğan ne yapıyor? Çünkü Erdoğan köprü yapıyor. Çünkü bir de bunu söylüyorlar yani. Düşünün adam diyor ki hızlı tren güç hızlandırıyor ya. Vallahi bu çok acayip yok, bir şey. Yok geçen hafta, ya, geçen hafta bu, Serkan... Ya, ben, neyi konuşalım? Ya, ben vallahi sosyolojik olarak dedim hocam, ki sen aciz kalıyorsun değil mi? Gerçekten. Yani, Boyçevelle'ye biz... verdiği son röportajı bugün dinledim. Yani not da almamışım. Yani ya üstad daha, vallahi bir daha fecaat işte. AK Partililer yüzünden millet dinden soğuyormuş. Ya bir sosyoloji yani, profesörü olarak emin olun bunlar çıkıp konuşmaktan utanıyorum. Yani vallahi hani geçen hafta şey söyledi yani. Temel Bey'in o cümlesini biz yayındayken söylemiş. Dedim ki ya hayır o Zeitung'tür dedim. Ya Zeytin mikrofonu açtı. Bana Zeytin falan dedi. Ya böyle şimdi bunlar... Bir profesör hocamız vardı ekonomist, o da dedi ki protein eksikliği bu. Ya bu artık bir şey diyemiyoruz yani. Gerçekten bu böyle bir Erdoğan karşıtlığı. Ve Erdoğan karşıtlığının amacı da tekrar ben hatırlatayım o ilk başta söylediğimi. Bu coğrafyadaki var olan pek çok sorunu çözecek bir yol bulma konusunda. Bir yolu deneyimleyerek bütün herkese gösterme konusunda. Mesela Türkiye'de biz çok yakından biliyoruz ki AK Parti iktidarı ile birlikte kişi başına düşen milli gelirde gerçekten çok büyük yani dörde katlayacak bir büyüme gerçekleşti. Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca
var olanlardan daha fazla bir büyüme gerçekleşti. Gerek altyapı konusunda, gerekse eğitim alanında, pek çok alanda. Bütün bunların oluşmasını sağlayan sadece bir kalkınma coşkusu değil, milli ve yerli bir perspektifle, bir kaygıyla bu işleri yürütüyor olmak var. Ve bunları engellemeye yönelik de özel bir çalışma var. Yani insan tabii ki Saadet Partisi için sahiden çok üzülüyor. Bu yapı, benim ailem, benim babam Milli Nizam'dan beri Refah Partisi gelininden gelen birisi. Ya ben iyi biliyorum. Temel Bey'i de, Şevket Bey'i de, diğerlerinin çoğunu çok yakından biliyorum. Bunlar Erbakan'a da, rahmetliyi de bloke ederek aslında açılmasını, yenileşmesini engelleyen bir dinozorlar grubuydu zaten. Yani bunlara çok politbüro evet. Yani bunlar çok itibar edilmesi gereken, evet. Ama şimdi kıymete bindiler. Yani Halk Partisi'nin sözüm ona işte payandası olarak kıymete bindiler. Peki. Yoksa Profesör Doktor, çok bir kıymetleri yok. Profesör Doktor Mazhar Bağlı, Doktor Erel Güçler ve Serkan Fıcıcı, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz de teşekkür sağ olun ederiz. Efendim bitirdik ama bu haftalık, haftaya aynı gün ve aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. İyi akşamlar.